Kamera başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Efendim bu hafta yine yeni umutlar, yeni heyecanlar. Bakalım neler yapmışız. Birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Ama önce yine tabii ki her zaman olduğu gibi Köyceğiz stüdyomuza bağlanıyoruz. Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Evet sevgili seyirciler, ben ve ense kökümde Metin Pıhlıs'la yerimizi aldık. Ya niye her seferinde ben Eurovision yarışması ve çocukluğuma ve oradan puan veren insanlara gidiyorum ki? Nasılsın Atakan? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl arkadaşların morali zor şartlarda? Biz bunu bazen çok böyle eğlenceli bir şey yaparken unutuyoruz ama iyisiniz değil mi? Herkes morali yerinde, güzel, tatlı mıyız? Vallahi iyiyiz hocam. Bir şekilde tabii ki biz de zorlanıyoruz belki bazen. Seyircimiz yok, destek olamıyorlar bize bugünlerde. Ama biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam onlar da sizi çok görmek istediler hocam. Şey yapalım mı? Arkadaşları da çağıralım mı buraya gelsin? Ha tabii ki, tabii ki. Beraber yapalım açılışı, gelsinler. Tamam o zaman, çağırıyorum hocam. Çağır. Çocuklar. Çocuklar hadi gelin, gelin. Benim gibi çağır, benim gibi. İlhan abi ver bir müzik, oynamak istiyorlarmış. Hadi oynayın. Peki Atakan, şey ver. Buyurun hocam. Sen Yılmaz Erdoğan taklidiyle, Safa'ya ver, Safa Yılmaz Erdoğan taklidiyle bir motivasyon konuşması yapsın. Tamam. Evet çocuklar. Ama hocam şimdi o benden daha nerede o? Benden iyi yapıyor, kıskanıyorum ondan sonra. Ama sana tam söylediğim cümleyi söyle arkadaşlara. Evet tamam. Tamam hocam. Ne diyeyim? Oldu Atakan. Atakan'ı montajda atalım. Safa'ya ver. Safa'ya ver. He. Yılmaz Erdoğan olsun. Tamam. Nicedir olmuyor. Ben anladı adam ya. Ben anladım gerizek. Hocam onda da kulaklık var. Safa aşık durum ya. Ha tamam Safa. Boyu kısa olanlar biraz sağa sola kaçın çocuklar. Biliyorum zor bir dönemde böyle bir program yapıyoruz. Her şeyin farkındayım. Bugünlerde gelecek, geçecek Safa. Ve bizim bu yaptığımız... Efendim Safa, hocam. O dar şartlarda da yürüsene şeye rağmen. Aralardan. Zor şartlar. Zor şartlarda çalışıyoruz ve diğer kamera. Ve bu Hamza ile konuş, Hamza ile. Yayın... Hamza'yı çok özledim. Hamza'ya bir konuş. Hamza'yı çok özledim diyor hoca. Abi. Seni çok özledim koçum. Hocam ben de çok özledim. Engin hariç aşağı yukarı hepiniz için. Engin hariç aşağı yukarı üçünü hepiniz özledim. Oğlum hepinizi çok özledim de... Hepinizi çok özledim de kısalardan başladım söylemeye. Güran seni de çok özledim. Güran abi seni de çok özledim. Güran tabii ön plana çıkıyor. Sağ olun hocam. Hocanla konuş, seni istiyor. Hoca seni istiyor, konuşurum. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu açılışı çektiğimizde siz bu skece denk geldik değil mi? Evet. Evet. O yüzden kadronun geri kalanı nerede demesin de açılış çekerken kime denk gelirsek. Bu kadroya denk geldi hocam. Evet biziz. Zaten 12 kişisiniz çocuklar. Yani Friends dizisi 12 kişi değil. Daha az. Biz dünyanın en kalabalık ve... Ne oluyor? Ha biz öyle kendimiz gülüyoruz. Şeye bas. Tamam haydi bakalım. Biz burada istediğimiz yerde gülüyoruz, güldürüyoruz. Yani hiçbir şey yok. Önemli değil, önemli değil Atakan. Haydi bakalım, bak gülüyoruz. Muhakkak komiktir. Ya Yılmaz Erdoğan şaka yapıyor. Peki bir şey, bu skeç kim yazdı bunu? Gürhan. Batu ile beraber yazdık hocam. Gürhan da büyük destek verdi. Oo, hem de çılgın destekler. Bir de perdeyi açsın oradan. Öyle bir karanlık bir resim oldu. Böyle
Oh! Oh, oh be! Oradaymışçasına oldu. Ya bir şey söyleyeyim mi size çocuklar? Gerçekten tiyatromuzu çok özledim ben ya. Yani Beşiktaş Kültür Merkezi'ni çok özledim yani. Biz orayı yaptığımızda siz daha çocuktunuz. Her şeyi de tercüme etmeyin. Bazılarını yayında seyretsinler. Ama bunu bazılarını tercüme... yayında seyretsinler dediğini de tercüme ettim ben. Bu arada her şeyi tercüme. Hocam Engin 13 yaşındaydı. Olur mu be? O zaten şeydi, daha seçme yaşına gelmişti işte. İçinizde bir o. Engin kaç doğumlusun bu şakalar yapılıyor de seninle? Engin kaç doğumlusun? 82'li hocam, 82'li. Otogargara'nın premierini izlemiş. 82 hocam. Otogargara'nın premierini izlemiş. Hocam mı? 12 yaşında, doğru ya. Vallahi doğru. Onu alalım oradan ya, onu. Buraya gelsin hocam. Bir üst gruba alalım. Evet, evet. Tamam çocuklar, formdasınız. Moraliniz yerinde değil mi? Yerinde hocam. Dipçik gibi. Formdasınız değil mi diyor. Evet. Ulan o kadar mesaimiz var. Biriniz de Metin'i seni çok özledik demedi be. Yazıklar olsun be. Metin oradasın. Oradasın, bir de oradan şikayet etme. Cennettesin, bir de oradan şikayet etme bize. Ya hayır. Metin Polis orada ne yapıyor? Sen buraya geleceksin buraya. Metin. Neden burada oturduğuma dair videomu da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kendi reklamını yapma, kendi reklamını. Bir de giydiği gömleğe bak. Kaplan desenli gömlek de giymiş. Bayağı yerleşti buraya. Kaplan desenli gömlek organize işleri hanım sattı hocam. Benim organize işleri... Asım Noyan gömleği gibi hocam. Asım'ın gömleği hocam. Depoyu patlattı. Depoyu mu patlattı? Depoyu patlattı. O mu lan? Evet. Harbi mi? Aa oymuş. Ne hemen müzede. Uyandırıyorsunuz? Yazıklar olsun. BKM Müzesi'nde gömlek çalmış terbiyesiz ama. Yani... Linkini şuraya bırakıyorum. Buraya bir de üçüncü bir şey koyacağız çocuklar. Memnuniyetsizlik şeyi. Nasıl olur o? Buna ihtiyaç mı duyuldu? Çok mu kötüydü bazı şeyler? Ya her komedi esnafında öyle bir ihtimal vardır. Ben bizde oluyor demiyorum. Olursa diye. Ben bizde oluyor demiyorum. Olursa diye. Tamam hadi güzel bir program başlasın. Birazcık size de kendimize de herkese de güzel moral verin. Güldürün bizi çocuklar haydi. Siz... Güldürün bizi çocuklar. He, güldürün bizi. Öyle mi diyorum? Beni de iyice büzdün Safa yani. Olacak iş değil hocam ya. Ne biçim? Kötü oldu değil mi? Al o zaman say. Güran yapsın. Ben nasıl yapayım? Batu yapsın. Yok. Safa, efendim hocam. Son dönemde taklit var mı? Efendim? Son dönemde yaptığın, çıkardığın bir şey var mı? Hocam yok ya yeni taklit. Ne yok? Niye? Vardı. Kesin var. Şey var, Murat Övüç var hocam. Çok tamam. Murat Övüç olarak programı açılış yap. Sükseli güzel bir açılış yap. Müziği verin, başlayalım. Evet. Parıltılı bir açılış tamam, olsun. Murat Övüç gibi açıyorum o zaman. Tamam. Günaydın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla herkese selam. Kahkahalarla dolsun eviniz. Her yer leşe saçsın. Böyle tatsın böyle, tat 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 diye. İnşallah herkes çok eğlensin. Bir takipçim mesaj atmış. Seni çok seviyorum şey Murat abi. Efendim olsam. İlk seyirciliği falan normale döndüğümüzde Murat'ı konuk edelim zaten. Misafire çağıralım. Bence tamam. Kendisi konuğumuz olacak inşallah. Selamlar, sevgiler. İlk fırsatta seni bekliyoruz. Kaç! Gel buraya. Kaç! Hepinizi çok 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 öptüm çocuklar. Kolay gelsin, dikkatli olun dışarılarda. Sizi çok seviyorum. Canlarım, koçlarım benim. Hadi görüşürüz. Çok özledim. Bay bay. Metin'i de göndereceğim ilk fırsatta. Buradayım, gitmiyorum. Hocam bekliyoruz, Metin'i özellikle bekliyoruz hocam. İlk fırsatta. Gitmiyorum, gidemem. Sevgili dostlar ya. Dostlar da bende olmadı ya. Sen sunsana. Ben ama her şeyi dediniz. Ben ne diyeceğim şimdi? Diyecek hiçbir şey kalmadı ki. Çok güzel olsun. Bol zilli bir gece olsun. Herkese de güzel moral olsun. Çok güzel hareketler. Başlıyor. Alkış.
Evet, son dönemlerde çok popüler olan bir lise gençlik dizisi var. Bize de çok yazdılar. İşte bunun parodisini yapın, bunu yapın, abi ne olur yapın, abla yazın bunu falan diye. Atakan ve Batuhan yazdılar. %1 aşk geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Selam herkese. Lisenin tatlı, çalışkan kızı Fener ben. Size durup dururken lise hayatımı anlatmak istedim. Bizim lisede çok deli bir ekip vardı. Onlara en kötüler deniyordu. Aç bakalım avucunu Fener. Bunlar ne Osman? Okunmuş fındık. Bu yarışma benim için çok önemli. Yüklü miktarda bahis oynadım, kesin kazanmamız lazım. Bu Osman, okulun bahis baronu. Bir tavsiyen var mı Osman gençlere? Fındık yiyin. Ne haber Eda? İyi. Aslında grafiker olmak istiyorum ama bu hayalime karşı çıkan kimse yok. Sanırım ilgi manyağıyım. Bu Eda, okulun en havalı kızı. Bütün erkeklerin gözü onun üzerinde. Bana bak Eda, gözüm üzerinde. Seni ilk ben gördüm. Ne alakası var lan? İlk ben tuttum. Çekilin lan. İlk ben pişirdim. Eda, küt böreği yer misin? Saçmalama ya. Zayıf ve güzel olmam lazım. En son 3 sene önce yemek yedim. Herkes yerine geçsin lütfen. Üstünü düzelt oğlum, kravatını düzelt. Hepiniz liseler arası bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Kerem nerede çocuklar? Hocam ben aslında... Bunu nereye koyayım hocam? Bu Kerem. İleride bundan bir şey olmaz denen ve hakikaten de olmayan lisenin serserisi. Aa! Şimdilik uygun bir yere koy Kerem'cim. Hazırsanız ilk yarışmacıları bekliyorum. Şu yarışma başlayacak. Sinan nerede ya? Yine bir yerde okulu yakıyordur ya. Bu Sinan. Benimki. Her durumda felsefe yapmasıyla ünlü. Bayılıyorum ona. Bakmayın böyle masum durduğuma. Ben de az değilim he. Ben aslında yoğum. Saçmalama oğlum, varsın. Var mısın bahse? 1'e 2 veriyorum. Al. 1 lira. Al, 2. Ulan yine kaybettim ya. Nasıl oynatılıyordu bu bahis? Çok cahilsin, keşke bilsen. Hocam, Sinan'ın kafası yerinde değil. Onun yerine ben yarışacağım. Tabii. Aşkta kaybettik. Bari kumarda kazanalım. Evet çocuklar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bu soruyu 100 kişiye sorduk. Allah Allah. Size sormayalım o zaman, gerek yok. Bunu kimseye sormamışız. Everest tepesine tırmanan ilk dağcımız kimdir? Evet Kerem. Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Harakiri. Nasuh Karakuri bir şeydi, neydi o ya? Maalesef yanlış cevap Kerem'cim. Cevap hakkı bu tarafta. Basmana gerek yoktu ama. Nasuh Mahruki. Doğru cevap. Evet, 10 puan Altındoşer Lisesi'ne gidiyor. Bunu da bilememek, ne bileyim. Hocam vuruyor ya. Olur öyle. Özün de iyi çocuktur Kerem. Evet, ikinci yarışmacıları alalım lütfen. Basketbol hangi zeminde oynanır? Çim, buz, parke, kum. Kum. Evet. Maalesef. Sen söyle. Tabii ki parke. Doğru cevap parke olacaktı. 10 puan Aşkın 101 Lisesi'nin oldu. Kum ne abicim ya? Kum ne ya? Ne bileyim abi, Acun hep kumda oynatıyor ya. Oradan aklımda kaldı. Arkadaşlar son yarışmacıları alalım. Bakalım kazanan kim olacak? Bu soruya bağlı. Buyurun. Güneş'e en yakın gezegenimiz hangisi? Adana. Nasıl Adana değil mi ya? Mersin. Maalesef yanlış cevap. Sen söyle. Merkür. Doğru cevap Merkür'dü. 10 puanı Altındoşer Lisesi aldı. Ve yarışmayı kazanan Altındoşer Lisesi oldu arkadaşlar. Alkışlarınızla lütfen. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? He? Nasıl onlar kazanabilir lan? Siz kazanamazsınız. Aa, o ne ya öyle?
kovuyor. Hocam onların bir suçu yok. Bütün suç benim. Ben doğmasaydım, öğretmen olmasaydım, bunların dersine girmeseydim bunlar yaşanmazdı hocam. Hocam bir de onları dinleyelim. Neyini dinleyeceksiniz hocam? Kerem aldı Amfi'yi, karşı okulun öğrencisinin kafasında parçaladı. Sonra olaylar bir gelişti ki ahu! Allah aşkına bunun açıklaması mı olur? Ama özünde hepsi iyi hocam. Özünde hepsi iyiler hocam. Sizi kovmak hiç aklımda yoktu. Kurul toplansın. Bundan sonra tek derdim sizi kovmak. Aman Sinan. Allah Allah. Bu adam size niye taktı ya? Neyse. Ben bu oyunu bozarım çocuklar. Merak etmeyin siz. Ulan gene okuldan atılamadık ya. Bizim daha büyük bir şey yapmamız lazım. Karakola düşmemiz lazım. Hapse girmemiz lazım. Böyle olmuyor. Bize gidip yalımızda konuşalım. Aa, sizin yalınız mı var? Hangimizin yok ki? Hadi, hadi. Burcu Hoca sayesinde kovulmaktan son anda kurtulmuştuk. Ancak bir sorun vardı. Burcu Hoca'nın tayini çıkmıştı. Eğer o giderse hepimiz kovulacaktık. Onun gitmemesi için bir plan yapmalıydık. Arkadaşlar, Adıyaman'dan çiğ köfte. Buyurun, sizde ne var? Bende de Antep'ten içli köfte var. Urfa'dan salça getirdim. Ben de Kütahya'dan porselen getirdim. Allah Allah. Kızım yarılmalı haftası mı? Ayrıca o yenecek bir şey değil ki. Ülkemizi tanıtalım diye. Çok mantıklı. Ne yapacağız ya? Bence senin kesin bir planın vardır. Evet, benim bir planım var. Bence Burcu Hoca'yı seksi basketbol koçuna türlü türlü planlarla aşık edelim. Ya yine mi koç hocaya aşık olacak ya? Bir bitmedi şu klişe ya. Sus Osman. Koçum benim mi çekiyoruz burada? Tamam, sus Osman. Böylece basketbol koçuna aşık olunca okulda kalıp bizim için oy kullanmaya devam edebilecek. Ha? Sinan ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Öyleyse varım Eda. Kerem. Adam dövülecekse varım. Ben anlamam böyle işlerden. Kerem sen niye böylesin? Belki okuldan atılacağız. Belki hayatımız kararacak. Hiçbir şey umurunda değil. Benim bir ayağım çukurda kızım. Güzelmiş dövmen. Dövme değil bu. Doğum lekesi. Dövme olan bu. İçindeki öfke beni içine çekiyor Kerem. Vallahi mı diyorsun? Hı hı. O zaman yanmayalım be Eda. Manyak mıdır nedir? Yürü git ya. Koç geliyor, koç geliyor. Alkış, reaksiyon, her şey. Adam düşünce gücüyle attı lan. Arkadaşlar. Bence yağmur yağacak. Oha Sinan. Her şeyi biliyorsun. Acaba biri sana aşık olduğunda da önceden bilebiliyor musun? Yok kızım ya. Bende romatizma var. O yüzden oradan anladım. Ben gidip hocayla konuşacağım ya. Of içim hiç rahat değil. Ya kötü biri ise? Bak şöyle yapacağız. Yağmur yağıyor ya. Gidip montunu isteyeceğim. Eğer verirse montunu iyi biridir. Vermezse de şerefsizdir, haysiyetsizdir, göttür. Okey, süper plan. Ne diyeceğini düşündün mü? Düşünmüyorum. Öyleyse malım. Bakın şimdi. Hocam. Konuşma benimle. Hocam bir sus, bakar sus, konuşma benimle. Hocam bir sus, bakar mısın? Merak ettim, söyle. Hocam çok üşüyorum. Montunuzu verir misiniz? Oğlum mal mısın sen? Benim montum sana nasıl olsun? Doğru. Adam çok mantıklı. Bence bu iş olur. Selam arkadaşlar. Selam Burcu. Selam. Hocam size Burcu dedi. Ne desin Fener? Abüzer mi desin? Ne desin yani? Adım Burcu. Ne bileyim. Hangi çağdayız? Hangi devirdeyiz kızım? Ne bileyim hocam 98 yılındayız. Yani tahta çubukla macun kemiriyoruz. Pazardan pazara yıkanıyoruz. Yapmayın. Kız. Son ülkeyi yayınlanacak. Ülkemizi yanlış mı tanıtalım? Heh. Kafa karıştırma şimdi. Arkadaşlar ben sizin durumunuzu konuştum. Yani şimdilik hallettim ama sizin bir şeyler yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Aslında derslerimize çalışsak, bu yaramazlıkları bıraksak her şey yolunda gibi. Mantıklı mantıklı konuşup akıl verme kızım bize. Bize saçma bir plan lazım arkadaşlar. Ne bileyim, gidip koça hocam Burcu size aşık falan desek, o da hemen inansa.
Olur. Saçma bu ama daha saçma bir şeye ihtiyacımız var. Mesela bunları konsere götürelim, tuvalete kapatıp 3 gün orada bırakalım. Bu çok saçma. Çok iyi oldu bu. En saçması bu. Saçma derecede iyi saçma yani. Bu olsun. Arkadaşlar, aşk acıdır. Aşk sertliktir. Çok çılgın bir plan geldi aklıma. Hocam topu bir verir misiniz? Burcu. Ay! Ne yapıyorsunuz ya? Az ötede oynayın. Vallahi topunuzu keseceğim şimdi. Ay! Kusura bakmayın, top bana ait. Ay, ne oldu? Önemli, önemli bir şey. Şey, parmağım kanadı benim. Bakabilir miyim? Tabii. Ay. B negatif? 0 negatif. Tüh. Ben de diyorum, bu kekrem stat nereden geliyor? Tamam ya. Şey, Burcu ben. Ha, memnun oldum. Ben de okulun yeni basket koçu Kemal. Hı. Bu da sizinle tanışmamıza vesile olan topum. Öyle bundan bir tane daha var. Öyle mi? Ha, anladım. Ben de çok severdim sporu. Basket mi? Yok, körebe. Ama sakatlanınca bıraktım ben. Sakatlık? Gözüm açıldı. Peki turnike atmayı öğretebilir miyim size? Nasıldı o? İsterseniz spor salonuna gidelim, ben size hepsini öğreteyim ha. Olur. Smaç basmayı da gösterebilirim. Smaç. Tabii bana geçtiğimde hava yolları kemerden verdi. Her şey çok yolunda gitmiyor mu? Ya ağzını bir kere de fındığa aç Fener ya. Aç bakayım. Niye sürekli fındık yiyorsun? Giresunlu. Güzel dedim onu. İstersen ben de sana güzel şeyler söyleyebilirim Eda. Sert erkeklere bayılırım Kerem. Öyle mi? Öyle. O zaman yanmayalım mı Eda? Manyak mıdır nedir? Yürü git ya. Ya kızım yeter ya. Dengin bozdun ha. Aramızdaki bundan sonra her şey bitti, anlıyor musun? Bitti. Aa! Vay 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 vay. Pis beşli de buradaymış. Sizinle yarım kalan bir hesabımız var. Çıkışa gelin. Çıkış olmaz, girişe gelin. Aynı yer zaten, mal. Doğru. Beyler, bu arada Eda ile benim aramdaki her şey başlamadan bitti. Haberiniz olsun. Artık o benim kankam, bacım yani. Haberiniz olsun, ona göre. İstediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. Bak, emin miyiz? Eminiz. O zaman Eda, seni seviyorum. Benle çıkarsın mı? Olur, çıkarım. Ulan böyle söyleyince de bir garip oldum ha. Eda, seni sevdiğimi fark ettim. Sen fark edince ben de seni sevdiğimi fark ettim Kerem. Eda, ne yaptın? Şimdi karışacak ortalık ya. Fener, merak etme. Ben seni korurum. Bir kere de bana yansana. Senin niye manitan yok? Hiç oralara girme. Ben bir konuşursam TT olur. Kavga edelim o zaman. Tamam. Yedim lan sizi. Allah! Dur. Burada olmaz. Öğretmenler odasına ne dersiniz? Ha. Yok ya. Öğretmenler odasında böyle zarar verebileceğimiz bir şeyler yok. Orası bir de dar. Ben sevmiyorum orayı. O zaman fotokopi odasına gidelim. Hemen bakalım. Abi sıra var fotokopi odasında. Yani orada olmaz orası. Oh. Hadi laboratuvara gidelim. Hem orada kırılacak, dökülecek çok şey var. Gerçekten de mantıklıymış laboratuvar. Nasıl olsa kimya hocasına verecekler anahtarı. Bir daha kimse kullanamayacak. En azından bir işe yarar. Doğru dedin. Mal! Allah! Mehmet Ali Bey, bir tane de küçük mikrodalga var mı? Nerede? Laboratuvar. Lan. Lan şimdi yedim sizi. Hocam. Lan bu sefer kesin kovacağım lan. Hocam, hocam ne olur ama özleri. Özlerine sıçam. Laboratuvarın içine ettiler. Lan sen de babam sınıfındaki Semra Hoca'ya geçtin be hocam. Tamam hocam, haklısınız. Çocuklar, gerçekten bu sefer çizgiyi aştınız. Hocam, bunlara öyle bir ceza verelim ki... öyle bir ceza verelim ki akılları başlarına gelsin. Yarın herkesin önünde özür dilesinler, konuyu kapatalım. Aman olmaz, özür olmaz. Ceza bu. Özür olmaz. Ne yaptık ki? Yarın
herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Biz de çok uzatmadan bu diziyi bitirmiş oluruz artık. Yarın hepinizden kurtulacağım lan. Hepinizden kurtulacağım. Hocam kapıdan girdik, kapıdan çıkalım yine. O kürsüyü ömrüm boyunca hiç unutmadım. Cevizden, sapasağlam bir kürsüydü. Üstünde duran mikrofon filan acayip bir kürsüydü. Evet. Hepsi yaptıklarının farkında. Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda ha. Halit'im. Sen dile lan. Burada hepinizden özür dilemiyorum. Dilemiyorum lan. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Lan. Sen dile. Hocam bunlar densiz zaten. Ticaretten de anlamıyorlar. Para nasıl tutulur bilmezler. Settirin gidin, özür müzür dilemiyorum. Fındık! Lan! Fındık! Sen dile kız. Lan! Yo, dilemiyorum. İşte bu. Lan! Fener, kızım. Hadi sen dile. Hadi Fener alayım ben. Hadi, hadi. Anneciğim, babacığım. Hı? Özür dilemediğim için sizden özür diliyorum. İşte bu! İşte bu tatlı kız, işte bu! Yeter lan! Yeter be, bittiniz lan siz. Bittiniz lan, bu sefer var ya, bu sefer... Hocam... Hepinizi kese kovuyorum lan. Hocam yeter. Sizce de bu çocukların ikinci bir şansa ihtiyacı yok mu? Mesela Kerem. Sizce Kerem neden şiddet bağımlısı? Belli ki babasından dayak yiyor bu çocuk. Yok hocam, vallahi bugüne kadar bir fiske bile vurmadı. Benimki tamamen artistlik. Peki ya Eda? Hocam sizce Eda neden zengin bir koca bulup evlenmek istiyor? Belli ki ailesi fakir. Yok hocam, siz beni kovarsanız ailem beni Fransa'ya gönderecek de okutmaya. Hatta siz beni kovsanız ya hocam. Peki ya Sinan hocam? Sinan... Hocam ben Osman. Ha. Sinan. Bunu ben de çözemedim. Peki ya Sinan hocam? Sizce Sinan neden sürekli drink alıyor? Belli ki anne baba sevgisi görmemiş çocuk. Yo, tamamen artistlikten. Hocam dünyada anası babası ayrı bir tek ben miyim ya? Kendiniz de lansızın o zaman. Ha ondan fındığı. Hocam ne yapacağız biz bu çocukları? Hocam. Hocam. Sevgili öğretmenler, sevgili öğrenciler. Müsaadenizle size iki çift lafım olacak. Çocuklar okuma yazma öğrenir öğrenmez en güzel sözlerini öğretmenlerine ederler. Her öğrenci öğretmeninin kendi evladıdır. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerinin, öğrenciler öğretmenlerinin isimlerini asla unutmazlar. İyi öğretmen anlatır. Daha iyi öğretmen öğretir, daha iyi öğretmen ispat eder, daha iyi öğretmen ilham verir. Unutmayın, gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerinin eseridir. Haydi şimdi sınıflara. Hadi, dil diyenler. Hemen çalıyorum, hemen. İşte bana bunlarla gelin. Tartışmaz. Bir final bir daha göster bakayım. Cihan'ın Peru'nu konuşuruz da... ...ben buradan vuruldum Cemile'ye. Evet. Cemile beni çok... Oğlum! <Benzemiş. gülüyor> Dur.
Dur beni, dur. Dur beni. Mükemmel. Çok iyi. Hele final işte zaten hep söylüyorum yani final iyiyse zaten korkma yürü bu skecin. Tamamı çok güzeldi. Açıkçası evet. Benim korkum şuydu. Bunu görünce. Ya şimdi bu dizi yeni başladı ve bir portalda yayınlanıyor. Dijital bir portalda yayınlanıyor. Hani insanlar nereden bilecekler falan. Evet kamuoyunda bir tartışmalar oldu. Ben tam bir iki bölümde gördüm. Ama hiç görmeyen için de bir lise skeci. Skeçte tuhaf problemli öğrenciler var. Ve sonunda sanıyorum Mahmut Hoca geliyor. Mahmut Hoca'nın saçı ve peru konusu tabii bakılır. Hocam ama konuştuk Cihan abiyle. Çok beklemiş. Peruk şişmiş. O yüzden tüpçü Fikret'e. Evet. Düğün dedektaki evet. Tüpçü Fikret'e daha çok benziyor. Ama oynadığı karakter, oynayış tarzı falan evet, fikir zaten. Olarak yani Mahmut Hoca girer. Arkasından da Hafize Ana girer. Mükemmel çok iyi fikir. Şöyle çok iyi şakalar vardı. Yani şeyi açtı. Parodi, hani normal bir skeci bilmiyorsak buradan ne anlarız? Hiçbir şey anlamıyor. Hatta bundan merak edip dizi seyreden insan da olacaktır. Evet. Çünkü derli toplu dizi tabii ki mizaha müsait. Bir de yani başlar başlamaz hemen skecini yaptırması da dizinin bir başarısı bence. Tabii tabii hocam. Öyle. Herkes, tüm gençler iyi biliyor gibi. Evet yani çok da istek üzerine gelmiş bir skeç. Bence 10 numara bir zil. Not aldığım şakalar. Hakikaten hani bir şey olmaz denir de, hakikaten de bir şey olmaz ya onlar da. 100 kişiye sorduk, yeterlidir. De biz sormayalım. Daha sormayalım, tamam. İyi. Çok iyiydi. 100 kişiye sormuşsun, daha ne soruyorsun? Aynen. Acun kumda oynatıyor diye ki, bütün tipler çok tatlı. Hele son Hafize Ana, müthiş bir saygı duruşu ayrıca. Basketbol koçu Hamza ya. Evet. Hamza çok yetenekli bir oyuncu, çok yetenekli bir komedyen. Ama herhalde hayatında bir daha basketbol koçu oynamak sadece bu ekibin yapacağı bir şey. Şeye bayıldım. Top atma atmadan topun. Haftada bir gün yıkanıyoruz da 90'lı yıllar. Evet evet. Bizi de oradan gönderme yapmış. Çok iyiydi. Tanışma çok iyiydi. Dekor değişmiş şakası evet. Müthiş. Ya nereye gidelim? Dekor değişiyor. Herkesin yalısı müthişti. Ben çok beğendim. Bir daha da çalış. Alkış. Tebrikler. Senin eklemek istediğin şey var mı? Yok hocam ya. Ben hepsini çok beğendim. Gerçekten çok güldüm. Sen orada olmayınca ekip bir kendine geldi. Geldi hocam yani. Bir belli oldu. Bir şey yok. Afiyet. Devam. Merhaba. Hepimiz bir karantina süreci yaşadık. Şartlar farklıydı. Ben mesela annemle girdim karantinaya. Başta kesin çok sıkılacağım dedim annemle olduğum için. Ama annem benden sıkıldı. Yani sokağa çıkma yasağının ilk kalktığında kaçta gitti kadın? Arkadaşına kalıyor şu an. Ayrı evlerde kalıyoruz. Şimdi bu süreçte annesiyle babasıyla kalan eşiyle karantinada olana özendi. Eşiyle olan yalnız olana özendi. Yalnız olan damdan dama flört etti. Herkes başka kafalar yaşadı. Bakalım hangi karantina daha özenlisi, hangi karantina daha iyi? Ebru Yücel yazdı. Karantina geliyor. İyi seyirler. Kardeşim! Kardeşim! Oğlum ne kadar özledim lan! Aslanım benim be! Aslanım benim be! Koçum benim! Kardeşim! Aslan. Kardeşim benim be! Oğlum lan! Ayrılın! Ayrılın vallahi dökerim el kaynar suyu! Yok biz şakalacıyız. Oğlum sen niye adama böyle vuruyorsun? Oğlum karantinadayız da çok özledim herhalde sizi lan. Ondan dolayı herhalde. Oğlum öyle bir vurma mı var ya? Tamam oğlum özür dileriz. Çok pardon biz şakalaşıyorduk. Gel gel gel. Ben de sizi öyle görünce kavga ediyorsunuz sandım ya. Ha yok hanımefendi ya. Uzun zamandır karantinada birbirine temas edemeyen bedenlerimiz yalnızlıktan çürümek üzereyken... Ne biz... anlatıyorsun lan? Kendimi kaptırdım. Tamam oğlum tamam hadi. Evet o zaman ben siparişlerinizi alayım. Bir arzunuz var mıydı? Şimdilik yok. Böyle yaparsanız olmaz tabii. Biz karar verince size seslenelim olur mu? İsminiz neydi? Arzu. Aa.
Vallahi öyle. Lelekler çıktı. Kanka iyi ki buluştuk oğlum. Ne kadar güzel oğlum. Oldu. Yüz yüzenin tadı başka ya. Tamam tamam. Oğlum o neydi lan öyle karantina falan ha? Ne iyi ettik de geldik be. Vallahi tabii ya. Aga yalnızlıktan patladım lan. Bilsek önlemlerimizi alırdık. Nasıl önlem lan? Eve tuvalet kağıdı falan mı? Yok be oğlum. Sevgili yapardık. Sevgili yapardık. Sevgili yapacağından olacak. Oğlum takılırdık işte. He. Aman takılıyorsun da ne oluyor sanki? Film falan izlerdik. Aman izliyorsun da ne oluyor sanki? Öpüşür koklaşırdık oğlum. Aman öpüşüyorsun da ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Öpüşünce ne oluyor? Söyle bana öpüşünce ne oluyor? Öpüşünce. Karantinadan kafayı yedi çocuk ya. Oğlum bir sakin ol. Siz şimdi sevgiliyle karantinayı geçer diyorsunuz. Tabii oğlum sevgilinle ne güzel berabersin karantina boyunca. İyi anlatayım da dinleyin o zaman. Nereye lan? Nereye gidiyor? Bir susun da izleyin lan. Kimse yok. Oh be. Oh şurada yalnız başıma bir şey izleyeceğim sonunda ya. Ne yapıyorsun? Allah! Nasıl? Ne yapıyorsun koltuğun arkasında? Ne yapıyorsun ya? Aşkım şınav çekiyordum. Beni biliyorsun. Ben hep o şekilde şınav çekiyorum arkada. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şöyle yalnız başıma belki bir şeyler izlerim diye geldim öyle yani. Aa Ömer, şu Oscar alan filmi mi izleyeceksin? Yani. Hani bu şey, aile ilişkilerini ve böyle kapitalizmi ele alıyor. Aşağı yukarı diye. Hani yoksul aile zengin ailenin evine yerleşiyor. Neydi adı ya? Parazit. Heh. Heh. Heh, öyle benzer bir şey işte. Seninki nasıl bir şey? Ya benimki nasıl biliyor musun? Bir tane çocuk var şimdi. Çocuk sevgilisini bekliyor. Sevgilisinin yanında bir bakıyor başka bir çocuk var. Sonra bu çocuk onun yanına gidiyor. Kafasını şöyle bir hareketle kırıyor, öldürüyor. İnanılmazmış. Aşkım bunun adı ne? Toktik. Toktik. Hadi gel beraber izleyelim. İkimiz şöyle uzanalım, izleyelim beraber. Ya beraber benim hevesim kaçtı ya. Vallahi sen aç izle. Oraya yaz toktik çıkıyor vallahi. Tamam, hevesim kaçtıysa sana iyi gelecek şey ne biliyor musun? Yogada aşkım, aşağı bakan köpek duruşu. Yaptık mı geçecek? Ya ben yoga moga yapamam öyle şeyler. Tövbe estağfurullah. Onu öyle ekmeğe basmış gibi. Tövbe tamam, tövbe. Tamam, tamam. O zaman gel beraber. Gel aşkım şöyle gel yaklaşayım. Şöyle online alışveriş reis yapalım. Reis beni be. Bir sal be. Efendim? Efendim? Ne dedin? Alalım dedim. Alalım ya. Ne alacağız? Söyle hadi alalım. Ne alacağız? Ne alacağız biliyor musun? Bak, bana bak şöyle. Cilt maskesi, yoga matı, çiçek tohumu, bosbos minibüsü, 40 bin parça puzzle alacak mıyız? Alalım ya, alalım. Hatta bir tane minibüs alalım. Ondan sonra Hadımköy, Beylikdüzü'ne servis çekersin. Sen biraz sinirlisin. Evet. Sen sinirlendin. Karantinadan dolayı herhalde ya. Ha, karantina biraz geldi. Yoksa niye gerileyim ki? Hadi ben bir meyve şey yapayım, hazırlayayım. Aa, ne güzel olur. Kivi var mı? Yok, muz, çilek, bir de portakal var. Kivi yok mu? Olanları saydım ya. Kiviyi saymadın. Yok çünkü. Ya gerçekten mi? Çok canım çekmişti. Ne yapacağım? Ne bileyim ne yapayım? Gideyim alayım mı? Gerçekten bunu yapar mısın? Benim için gidip alır mısın? Dışarıda ölümcül bir virüs var. Ben gidip kivi alayım öyle mi? Ömer ne yaparsın biliyor musun? Maskeni takarsın eline koluna eldivenine. Sonra şöyle kenardan kenardan gidersin. Ne olacak? Ha doğru diyorsun ya. Kenardan kenardan gideyim. Ölürsem de kenardan... Kivi yolunda öldü dersin. Ama kim ne olacak ya? Korkunun ecele faydası mı var ha? Olacaksa... Aşkım ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Ömer sen bensiz bir şey ne yaptın sen? Dışarı mı çıktın Ömer? O ne öyle? Ne yaptın yüzüne ya? Niye dışarı çıkayım ben çift olarak tuvalete gidemiyoruz diye? Tuvalete gitmiyorum. Ömer o zaman o arkadaşlarınla konuşurken ağzını aça aça güldüğün için kablolardan sana virüs bulaşmış. Lütfen saçmalama lütfen ya. Ömer sana inanmıyorum. Sen yarasa mı yedin? Ya, ne diyorsun ya? Tamam ya ne olacaksa olsun artık ya. Ben gidiyorum tamam mı? Kivi de al kapıya bırakırsın. Ya işte öyle çocuklar. Gördünüz mü? Aga bu neymiş ya? Ya? Çok zor kanka, çok zor. Çocuğun dediği kadar varmış. Yok abi, sevgiliyle olmaz. Yine en güzeli aileyle karantina. En güzeli. Akarı yok, kokarı yok abi. Tertemiz. Oh! Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Mis. Mis ha? Mis. Peki benim gençliğimin baharında kaybolan tazecik ruhum? Kaygıyla baktığım gözlerimin yanıltaması olan o kapkaranlık dünyam? Dünyamın içindeki o küçücük sentez... Ne anlatıyorsun lan? Manyak mısın? Kendimi kaptırıyorum oğlum. Kendimi kaptırıyorum. Aileyle olmaz. Niye olmasın ya? Nesi var ailenin? Nesi var ailenin ha? Nesi var ailenin? Anlatayım da görün. Of. Şuna bak zaman geçmiyor. Ne kadar oldu abla? 4 dakika. 4 dakika mı? Ne yapacağız biz ya? Öf ben gidiyorum ya. Bari kızlarla görüntülü konuşayım madem çıkamıyoruz. Kızım abartıyorsunuz ya. Yok bunlar böyle bir şey yok ya. Oyun bunlar oyun.
Baba ne oyunu? Haber falan da mı izlemiyorsun sen ya? Sen niye TV'de gördüğün her şeye inanıyorsun? Allah bilir eskiden dinozorlar yaşıyordu deseler ona da inanırsın sen. Yaşıyordu baba. Safsın. Sen kocaman bir safsın. Oh, bütün işleri bitirdim. Bulaşıklar da bitti. O ne? Bardak anne, su içiyorum. Of, neyse tamam bitir de onu da yıkayayım. Tamam. Bitti mi? Bitmedi anne. Dur o zaman azıcık sileyim. Anne tamam anne ben bunu yıkarım olur mu? Ben ya, bunu yıkayacağım tamam. Sileyim olmaz. Ya anne ya, bırak. Abarma şunu, abarma ya. Bir şey yok ya. Ne ya? Sakin ol, otur ya. Virüs mürüs, Allah Allah. Öleceğiz diyorsa hala. Kafayı yediniz hala. Tövbe estağfurullah. Saçma saçma konuşuyorsunuz ya. Sanki sabunla yıkayınca virüs gidiyor. E gidiyor baba. Ya bu çocuk olmadı ya. Vallahi dayısına çekti ya. Bu çok saçma bir şey oldu. Aman tamam susun be. Dizimi izleyeceğim be. Ya anne ne dizisi? Bırak Netflix bağlatalım şuraya ya. Bak böyle olmaz. Çocuk kızı seviyor, kız çocuğu seviyor. Kavuşamıyorlar, sezon bitiyor. İkinci sezonu ne oluyor? Yine kavuşamıyorlar. Aynı yerden devam ediyor. En heyecanlı yerde dur be. Siparişleri geldi herhalde. Tamam. Kim o? Abla marketten geldik. Tamam. Bıraktım. Tamam. Nasıl ödeyeceğim? Dur. Anne ne yapıyorsun? Temassız ödedim oğlum. Ya temassız öyle bir şey mi? Ya hanım abarmayın şunu. Allah'ınızı seversiniz ya. Ne oluyor? Bu poşeti kendime sürünce ne oldu şimdi bana? Aa, hiçbir şey olmadı. Duruyorum burada. Gördünüz mü? Ne olur gördüğünüzü söyleyin. Gördünüz mü? Bir şeyler çalıyor. Duydunuz mu? Neyi duyduk mu be adam? Ama ne saçmalıyor sen Allah aşkına ya? Git şuradan. Oğlum duymadın mı müzik çalıyor? Baba telefonumdan çaldı ya. Oğlum bak o zaman şuna ya. Bilinçaltında neler var benim? Çöplük içinde ya. Ya kızım. Life havdan büyüktür bir kere. Heh, abla abla ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Kızlarla konuşuyorum. Ben de konuşayım mı? Daha hadi ya. Çok sıkıldım ne olur. Ya tamam. Evet. Oh, merhaba. Buse değil mi? Evet. Abi nerede kalmıştık? Abi demek öyle oldu ya. Abi hiç güleceğim yoktu. Ha demek öyle olmadı. E niye öyle olmuş gibi söyledin? Ya güleceğim var mı diye kontrol etmek için. Ya, duymuyor musun? E abi sonra sen ne dedin? O sana ne dedi? O sana öyle dedikten sonra sen ona ne dedin? O sana öyle dedikten sonra sen ona öyle deyince o sana ne dedi? O sana öyle dedikten sonra sen ona öyle deyince... Abla ne yapıyorsun? Bu nasıl bir konuşma ya? Al istemiyorum. Yok konuşmayacağım. Ya niye bölüyorsun? Şimdi ben onu öyle söyledikten sonra bana ne söyledi ben nereden bileceğim? Ben nereden bileceğim? Abi pardon kim söyledi en son? Baba, babam sen eski topraksın. Ne yapılacağını çok iyi bilirsin baba. Çok sıkıldım hadi bir şeyler yapalım. Ne yapalım lan? Ne bileyim bir şeyler yapalım işte. Ben... Sen tek göz odada büyümedin mi baba? Hatırlatma şimdi. Niye? Tek göz odada en son ananla kaldığımızda seni yaptık çünkü. şey yapalım baba challenge yapalım. Challenge ne? He challenge baba şimdi şöyle. Ben ardımda tuvalet kağıdı sektireceğim. Sonra diyeceğim ki babama meydan okuyorum diyeceğim. Sonra sen ardında tuvalet kağıdı sektireceksin. Sen babana meydan okuyacaksın he? He. Ben de arkamda sektireceğim. Yani böyle söyleyince tam olmadı tabii de yani ona benzer bir şey baba. Ne yapıyorsun ya? Ben içeri gidiyorum ya. Ya baba tamam sektir git. Ne? Evet. Ya. Aileyle de olmuyormuş abi. Yok vallahi yok. Evet. Neydi olmaz ya? Oğlum o kadar anlattık görmedin. Beyler. Vallahi sıkıntı. Galiba en iyisi şöyle arkadaşlarını alacaksın. Karantinada böyle kafa dengi hepsi. Alacaksın geçireceksin karantinayı. Doğru ya. Dedin kardeşim. Nereye doğru dedi? Nereye doğru dedi? Arkadaşlarını alacaksın karantinada. Oğlum işin kesatı dostum fesatından korkacaksın. Doğru söylüyorsun kardeşim. Maddiyatın bitince dostum muhabbeti de bitermiş. Haklısın kardeşim. Sırtın yere düşünce ilk dostun vuruyormuş. Doğru kardeşim. İşini bilmeyen çavuşlar döner. Oğlum tamam anladık ya Allah Allah. Tamam git göster. Kanka o çavuşun devamı ne? Git göster. Dostmuş, arkadaşmış. Al sana arkadaş. İzleyin. Kanka var ya böyle çok güzel oldu ya. Karışan yok, görüşen yok. Tabii oğlum ya. Erkek erkeğe takılıyoruz. Daha iyisi mi var? Kurabiyeler hazır. Elindeki ne lan? Kurabiye.
Oğlum bak biz hepimiz evdeyiz tamam da sen biraz fazla abartmadın mı ya? Niye abarttım arkadaşım? Ben aynıyım ya. Değişmedim ki ben. Alt tarafı kurabiye yaptım. Kahve lekesi nasıl çıkar? Böyle bir çay kaşığının ucuna karbonat. Marketten çilek aldın ne yaparsın? Suya yatırırım, tuzlarım. Doğum çatlaklarına ne yedin? Avokado. Böyle süreceksin çatlağı, ovalayacaksın da Beyler ben iyi değilim. Oğlum sen vallahi iyi değilsin. Otur, ben kanka. Tamam, kanka tamam. Ben iyi değilim. Oğlum ben çok değiştim. Benim evde kalmamam lazım. Evde kalmamam lazım. Kanka bu bilgilerle evde kalmazsın zaten ya. Kesin bir kısmet bulunur yani. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Nimet var elimde. Sizin yüzünüzden oldu oğlum hep. Sizin yüzünüzden oldu. Kaç aydır karantinadayız. Elinizi bir şeye sürmediniz. Çamaşır bende, bulaşık bende. Hiç yardım etmiyorsunuz ya. Olma. Oğlum ben 26 yaşındayım. Şıkır şıkır köfte yapıyorum. Şıkır şıkır dolma sarıyorum ben. Ama dolmanın içine de kuş üzümü koyunca çok güzel. Çok kötüyüm lan. Oğlum bunun kafası uçmuş ya. Ya hacı bizim yüzümüzden oğlum. Hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra sen yemekleri yapıyorsun. Yapmıyor. Yemek tarifi veriyorum. Tarifte yazanları tek tek yiyor. Doğru. Geçen gün tuz yiyordu ya. Tamam ama yemeyeceksin bundan sonra. Ben de çamaşırları yıkayacağım tamam mı? Yıkama. Sen çamaşır yıkama. 100 derecede yıkıyorsun. Hepsi çekiyor. E oğlum uzmanlar öyle söylüyor. Korona ölsün virüs diye. Ulan senin koronan vücut değiştiriyor. Kıyafet giriyor. Bu ne? Ne bu çekti? Tek tişörtüm kaldı. Bunu giyiyorum. Ama abarttın kanka ya. Öğreniriz oğlum tamam. Öğreniriz. Öğrenin lan ne olur. Ne olur nasıl yapacağız? Ha, ben eskiye döner miyim Emre? İflah olur muyum lan? Ya kanka seni bir fabrika ayarlarına döndürmemiz lazım ya. Döner miyim? Nasıl olacak? Salcan. Değil kanka mi? Sal. Saldım be. Eskiden nasıl takılıyorsak öyle takılıyor. Takılma eskiden tamam. Takılırım gibi takılırım ben. Al şunu hadi. Ya maç atıyorum. Hadi, evet. Ha. Maç atıyorum ya nedir ki evet. Yani? Hadi. Start'a basıyoruz. Bas. Tamam. Yaparsın lan. Siyahlar biziz değil mi? Oğlum siyahlar hakem ya. Ben de diyorum neden koşmuyor lan bu? Hacı durum sandığımızdan vahim kardeşim. Derhal dozu arttırmamız lazım tamam. Kız bulalım. Kız ayarlayalım. Var mı kız? Dur bir kanka ya. Muhakkak içerilerde karantinadan önce ev atıp unuttuğumuz bir kız vardır. Ben bir bakın. Ne diyorsun lan? Oğlum sen ne diyorsun asıl ya? Ya şimdilik bir iletişim kursalar yeter. Merve var. He? Karantinadan önce konuşuyorduk. Hala konuşabiliyor mu? Ne bileyim. Konuşuyor. Arayayım mı? Ara. Görüntülü ara. Tamam. Görüntülü. Merve. Görüntülü. Düzeleceğim değil mi? Düzeleceğim kanka. Düzeleceğim. İflah olacağım değil mi? Olacaksın ben? Oğlum. Olacaksın. Tamam. Ara. Çalıyor. Çalıyor. Güzel. Güzel. Güzel bir başlangıç. Alo. Merveciğim ne yapıyorsun? Kıyafet deniyorsun. Çıkarıp giyiyorsun. Ben de bakacağım lan. Bak, ben git, de, ben, lan, ben git be. Oğlum, ben de sana ha? Demedim arkadaşım bir şeyler söyledi de. Mesela şu an üstünde ne var? Göster bakayım. Merve, o kemerle o çanta olmuş mu? Olmuş mu? Ayakkabıyı göster, çizmeyi göster. Çizmeyi göster. Al işte senin ayağına çizme gider mi? Senin ayağınla Brezilya fönü çekeriz. Ya. Gider. Sana ne benim bıyıklarımdan? Be korona var, korona. Merve sana ne benim bıyıklarımdan? Dersen aldıramadık işte, ne var? Dersen. Allah Allah. Kapattı kız, ne yapıyorsun ya? Bıyığıma laf ediyor. Etsin. Ya bu iş böyle olmayacak ya. Dozu bir tık daha arttırmamız lazım. Evet, böyle olmaz ya. Son kozumuz kardeşim, ölümcül darbe. Ölümcül darbe mi? O ne oğlum? Erkekliğin sembolü. Bütün temel içgüdülerimizin temeli ulan. Ne? Uzun eşek. Uzun eşek mi? İşe yarar mı? Ölüyü diriltir. Hangi ölüyü? Boş ver. Ben yastık oluyorum hadi. Emin misin? Eminiz gel hadi. Sen yanlış şey yapmayalım. Ya yastık senin olmaman gerekiyor. Ya gel hadi. Ama Allah'ım değişmek canım, için. Gel. Tamam. Gel gir. Hazır mısın hacı? Değil. Her daim. Hadi. Oo! Bir şey anlatıyoruz burada. Ne müzik açıyorsun telefondan ya? Telefon çaldı oğlum. Ben ne yapayım? Allah Allah. Vay be. Oğlum ölümden dönmüşsün lan. Sorma oğlum. Neler yaşadık ya? Çok zormuş kanki. Vallahi zor. Beyler. Galiba en iyisi yalnız. Hay yalnızlık. Be. Aynen öyle. Yalnızlık abi. En güzeli mis gibi ya. Doğru. Kafan rahat işteyse be. Hiç ya. Akarı yok, kokarı yok. Yalnızlık abi. Aynen öyle. Beyler.
Bu Arzu nasıl kızdı ama? Öslan gevşek. Bir dakika. Yenge o senin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben bakıştım ya o kadar burada. Oğlum kız benden hoşlanıyor lan. Hadi lan neye bakıyorsun? Ne oluyorsunuz bu lan? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika lan. O zaman çağırayım, sorayım. Buyurun. Hı, tamam. Buyurun. Arzu Hanım. Buyurun, bir arzunuz mu vardı? Ya zamanla olur inşallah, neden olmasın ya? Arzu Hanım, biz öyle arkadaşlar arasında otururken, şimdi hiç durduk yere spontane gelişti. Konuştuk da öyle bir merak ettik. Karantinayı nasıl geçirdiniz? Yalnızım ben. İşte aklımda ben ne dedi? Aynı düşünüyorum. Ben ne dedim? Beraber, tamam, aynı. Tamam. Vallahi peki, karantina yalnız nasıl geçti? Anlatayım. Zevkle. İzliyoruz. Bu kim? Benim işte. Karantinada azıcık kilo aldım. Kuaföre de gidemediğim için biraz bıyıklarım çıktı. Ne var? Karantinada bıyığım olamaz mı benim ha? Bizden sonra bir arzunuz da yok. Ne olur. Bunu niye aldın? Tabii ki zil. Aferin işte altyapı. Bu. Benim altyapı çırakların buldur. Bravo. Çok güzel. Çok iyi. Kurgusu, fikri, önermesi, şakaları işte bu kadar. Çok hem güzel. De tam yaşadığımız günlere ışık tutar. Nitelikte diyelim. Evet. Işık tutar biraz belki abartılı bir şey oldu ama güzel, çok güzel. Sevgiliyle karantina, Tuğba çok iyiydi orada da. Evet. Tuğba, Yeşim, bunlar böyle bir değişik tipler. Mesela Yeşim'de ne var ben hala? Çok, Yeşim ne yapsa çok gülüyorum ben. Kivi saymadın, iyiydi. Yarasa mı yedin, çok iyiydi. Arif tatlıydı, bütün o üçlü güzeldi. Tabii ki Cenan'ı övmeliyiz. Evet, biraz Cenan'ı övmeliyiz. Ebru'nun telefon konuşması. Onu ne dedi? Sen onu deyince onun üzerine ne dedi? Sen onun üzerine onun üzerine ne dedi? Onun üzerine ne dedi? Dekor kullanımı çok bir kere zillik bir hareket. Evet. Aynı şeyle divanla üç ayrı tablo oynadılar. Doğum çatlakları. Nice, çok tatlı bir şakaydı. Bence ha Cenan'ın tişörtü, tişört şakasına kadar görünmesin diye eşofman üstü giymiş. Halbuki bütün skeci öyle oynayıp niye bu adam tişörtü böyle dedirtip üstüne söylese daha tatlı olabilirdi. Ama genel olarak zili hak etti. Alkış. Sen benim şey eklemeyeceğim. Benim yanımda durup böyle birim mi yapacaksın? Yok sonra hocam. YouTube'dan eleştiri alıyorsun. Yok hocam ben de ama siz her şeyi o kadar net söylüyorsunuz ki hocam. Arkasında söyleyeceğim bir şey kalmıyor. Önce sen konuş, sonra ben konuşayım. He, o da olur. Tamam. 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 Hadi tamam. Bakalım. Bir sonraki skeçten olur. Aynen. Bravo. Efendim, malum karantina sürecindeyiz. Herkes evde. Özlediğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi futbol. Futbolu biz hatalarıyla, oradaki durumları eleştiren bir vaziyette izliyorduk seyirci olarak. Şimdi oradaki bütün hataları, oradaki tartışmaları bile özler olduk. Atakan'la Engin bunun üzerine bir skeç yazdılar, bir futbol skeci yazdılar. Üstümüze varmayın geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bak yeter. Yeter ama bak. Orada yaptın bir şey demedim. Geldim burada yaptın aynı hareketi. Dedim herhalde bir sıkıntısı vardır dedim. Yine bak hoş gördüm seni ama yeter artık. Yeter abi. Çık. Ne yapıyorsun? Çık. Ya hocam ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Sen artık orta hakem değilsin. Bunu bir kabulle kurban olayım ya. Ya bak ne güzel mis gibi masa başı işimiz var. Küfür yok, çıkıntı yok. Hadi gel otur kurban olayım ya. Bak işimizin başındayız hadi. Hocam benim sahada olmam lazım ya. Benim hissetmem lazım hocam, hissetmem lazım. Hocam asıl sahada olduğumuz zaman hissetmeyen tarafımız kalmıyor. Kurban olayım ya. Ben var ya, var hekim oldum olalı. Hanım da annem de evde rahat rahat maç izliyor biliyor musun?
On numara iş. Geç otur hadi. Heh, çok iyi ha. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Merhaba hocam, biz de son hazırlıkları yapıyorduk. Son hazırlık mı? He. Ne yapıyordunuz ya son hazırlık olarak? Sırtınıza minder mi koyuyordunuz? Ha? Ekranın parlaklığını mı ayarlıyordunuz? Koltuğu böyle indirip indirip kaldırıyor muydunuz? Hocam, ayıp oluyor ama hocam. Yani biz de keyfimizden oturmuyoruz burada ya. Vallahi ben keyfimden oturuyorum hocam. Tamam, evet. Arkadaşlar bakın, bu maç çok önemli. Hata lüksümüz yok. Gerçi benim var. Neden? Çünkü siz varsınız. Hocam sizin de bu var şakalarınız bitmedi ha. Aynen bitmedi, daha çok var. Hocam artık üstümüze varmayın lütfen. Durup dururken kendi kendime var şakası yaptım hocam ya. Tamam neyse, biraz ciddiyet. Sizde fazladan sarı kart var mı? Yok de yok de. Yok. Yok hocam. E bana var dendi. Var dediler. Sarı kartı vereyim ben. Ya çoluğun çocuğun maskarası olduk arkadaş, yemin ediyorum ya. Ama sen dur, ben bak. Bak biraz kondisyon, tamam mı? Ben şu kiloları bu ödeme atacağım. 2 ayda 20 kilo vereceğim, sen görürsünüz. Tabii tabii hocam, geç otur. Ha. Hadi, hadi maç başlayacak, kurban olayım. Selamünaleyküm abiler. Ha, gel abi. Hocam nerede kaldın, gözünü seveyim, maç başlayacak şimdi ya. Ya hocam nerede kaldın ne ya? Erken gelsem ne olacak ya? Kamera çekince sadece ensem çıkıyor ya. Ayrıca bir şey soracağım hocam. Yedek var hakemi nedir ya? Ha? Bunu bir kişi izler, anlar. 3 kişi biz niye buradayız ya? Sen uzağa, sen yakını göremiyorsun. Ben de hani bana, hani bana mı diyorum ya? Ya hocam Allah'ını seversen, zaten herkes bizi eleştiriyor. Bir de sen yapma. Geç otur, hadi gözünü seveyim ya. Baş başlıyor, hadi. Evet sevgili izleyiciler, iki takımın büyük mücadelesinde ilk dakikalar. Ev sahibi takımın oyuncusu Malavura. Malavura topla koşu halinde şu anda. Malavura durdu. Sağına soluna baktı, boştaki arkadaşını gördü ama onu atmadı. Malavura ne yapacak? Evet, şimdi Malavura topu kendi kendine havalandırdı. Malavura havada dönüyor. Bir tur attı, bir tur daha attı. Bir rövaşata ve gol! Havada asılı kaldı Malavura. Ama o da ne? Maçın hakemi Hakkı Yemezoğlu oyunu durdurdu. Kulaklıkla konuşuyor ve VAR'ı işaret ediyor şu anda. Hocam şu pozisyonu bir daha verir misiniz ya? Hocam biz sıkıntı görmedik yani. Ne oldu? Hayırdır ya? Ne oldu mu? Adam havada 2 tur attı, rövaşatayla gol attı ya. Şunu bir daha verin, izleyelim. Hocam biz bu VAR'ı iyice yanlış anlamaya başladık ya. Hocam yalnız bizim sizi çağırmamız gerekiyor. İyi tamam, ne istedik? Bir tane görüntü ya. Vermeyin, ben evde izlerim ya. Ve Hakkı Yemezoğlu santra noktasına koştu ve golü verdi. Ay, siparişiniz geldi. Ha, sipariş mi verdik hocam? Hocam ben verdim ya. Vallahi midem kıyıldı biliyor musun? Ya hocam şunu maç esnasında yemeyin ya. Ondan sonra mouse klavye hep yağ oluyor. Kurban olayım ya. Ben hepsiliyorum ya. Ama hocam çok iyi bak, yemin ediyorum bak, taze fasulyeli var. Efendime söyleyeyim bak, taze fasulyeli. Bak bulgur pilavlı. Bak bir tane de cacıklı söyledim. Heh, cacık araba. Güzel. Bunlar çok iyi hocam, çok vallahi. Kardeş buyur, şöyle buyur. Hocam nakit değil de kartla ödeme şansınız var mı? Allah Allah, millet nakit ister, burada kart istiyor. Garip ya. Al kardeş. Hocam kredi kartı değil ya, kırmızı kart rica edeceğim. Karşı takıma yüklü miktarda bahis oynadım da. Hadi ne olur hocam da. Ha, ne olur hadi. Ha, kartla. Kartla hocam, ne olur ya. Hadi. Ne oldu? Allah sağ kırmızı kart. Hadi çık. Ne oluyor ya? Hadi yürü hadi. Hadi çık. 4 hafta daha benden sipariş falan beklemeyin, tamam mı? O niyemiş? Kırmızı kart dedim ya ondan. 4 hafta. Allah'ım yarabbim. Bir de bunlar ne evet. Oluyor ya? Ama hoşuma gitti biliyor musun? Öyle çıkar böyle. Ya öyle. Hocam hadi. Yap. Evet sevgili izleyenler, maç tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yine Malavura'yı görüyorum. Rakip takımın da arkasına sarktı Malavura. Önüne geldi top. Gelişine vurdu ve gol! Müthiş bir gol attı. Müthiş bir sevinç yaşanıyor şu anda. Evet. Ama bu sırada Malavura nereye kayboldu? Evet. Ama o da ne? Yan hakem, yandaş Yanoğlu şu an yan yan geliyor. Offside bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi de o noktaya geldi. Ne yapıyorsun? Şifre mi yazıyorsun hocam ya? Bazen görmüyorsun ya hocam. O yüzden sallıyorum. Pozisyon offside mi? Vallahi ben yandan gördüm. Yan hakemim ya ben. Yancıyım ya ben. Benim kararım bir yana, seninki bir yana.
Ne alakası var ya? Offside mi değil mi pozisyon? Bırak hocam ya. Az önce de offside diye salladım salladım. Neyi salladın? Neyi sallayacağım? Bayrağı salladım. Dönüp bakmadım bile. Direkt VAR'a gittin. Zaten varlığımız sorgulanıyordu. İyice görünmez olduk. Hocam ne diyorsunuz pozisyona? Valla bilemedim ki ya. Ah be kızım be. Ah be kızım be. Yapma be. Ne kızı hocam ya? Bihter ya. O taş eve gitmeyecekti hocam. Hocam pozisyonu diyoruz. Tekrar izlesek mi? Aynen. Tekrara bakıyorum hocam ben. Beşinciyi izliyorum. Şu Adnan Bey bir akıllanmadı. Estağfurullah. Allah Allah. Hocam ya. Hocam. Alo. Alo hocam. Alo. Pozisyonu tekrar izleseniz mi acaba? Tabii. Ve hakem VAR'ı gösterdi. Şu anda pozisyonu izliyor. Bu pozisyonda bir sıkıntı yok. Bihter'e de bir sormak lazım tabii. Ya hocam şunu vermeyin ekrana diyorum. Doğru düzgün. Sen neyi verdin ya? Pardon hocam. Tamam, normal pozisyonu veriyorum şu an. Heh, gel. Tamam. Gel. Hocam ben de izleyebilir miyim? Aa, tabii tabii. Gel, gel biraz. Hocam biraz kısa çıkmışım sanki. O şeyden, kamera bir 10 santim kısıyor. Ha, o zaman tamam, sıkıntı yok. Neresi offside hocam bunun? Bence hiçbir problem yok. Nasıl yok ya? Parmak ucuyla offside'sın. Hocam hangi parmak? Bu parmaklarla mı? Ben 36 numara giyiyorum. Benim serçe parmağım yok hocam, yok. Evet, hakem offside kararını verdi. Gol geçerli değil şu anda. Bu sırada bir ani atak şansı. Evet, rakip takım uzun bir top attı ve ani gelişen bir atak. Hasan Ali Dalar koşu halinde yanına rakibi geldi. Şimdi omuz omuza bir mücadele. Ah, ah. Ve o da ne? Hocam! O da ne? Hasan Ali Dalar'a çok pis daldılar. Hasan ya. Ali yerde. Ne oluyor? Gene ne oluyor ya? Ya hocam siz pozisyonu görmediniz mi ya? Ya gördüm de bir de sizden duyayım istedim. Ondan sonra haksızlık olmasın. Hocam alsın bacağı götürsün ya. Vurdu bana. Görmediniz mi ya? Ya ben dokunmadım. Vurmadım oğlum ben sana. Ya ben kim vurduya mı gittim hocam ya? Doğru. Çok inandırıcı konuştu. Nereye hocam? Ne kırmızı kartı? Ben bir şey yapmadım ki ya. Ve o da ne? Tayfun'a kırmızı kart çıktı. Oyuncular gergin. Ortalık karışacak gibi şu anda. Hocam sanki karar yanlış gibi. Ne diyorsun? Hocam bence de öyle. Siz ne diyorsunuz ha? Hocam? Ha ben yedeyim hocam. Yani size bir şey olursa ben devreye gireyim. Atıyorum sandalye kaydı. Düştünüz falan ben devreye gireyim. Onun işini bana sormayın. Hocam sizin de bu tripleriniz kurban ya, olayım yani. Konuyu siz komple yanlış anlamışsınız hocam. Gözünü seveyim hadi ya. Çağıralım hocam. Çağıralım. Hadi çağıralım şunu. Hocam. Alo. Alo. Pozisyonda bir yanlışlık var galiba. Bir daha izler misiniz hocam? Evet, hakem yine VAR'a gidiyor pozisyonu izlemek için. Evet, oynatıyorum. Şu geri al, al geri. Al geri, bak. Görüyorsun, şimdi oynat, yavaş oynat. Oynat, yavaş, bak. Görüyor musun? Bak. Hiçbir şey yok, devam, oynat. Düştü adam. Hiçbir şey yok. Şimdi alt kameradan bir görelim bir daha bunu. Yer kamerası. Yer kamerasını açalım. Tamam. Şimdi yavaş oynadın ya. Oynat. Görüyorsun bak hiçbir şey yok. Görünürde bir şey yok. Bak şimdi bir şey gelecek bak. Geldi. Öyle değil mi? Evet. Oynat bak ne yapıyor? Ne yapıyor bak vurdu bak hop. Aa vurdu. Vurdu hocam hala vuruyor. Vuruyor hocam. Vuruyor. Yine vuruyor kafasını. Ya. Hop bıçak değil. Haydi bakalım. Oo sıktı. Aha bomba. Haydi. Gördüm hocam, gördüm. Mala vura öldürmüş. Evet hocam. Evet, maçın hakemi Hakkım Verenoğlu bir anda Malavura'yı çağırdı. Şimdi ona doğru koşmaya başladı. Malavura itiraz ediyor ve kırmızı kart çıkıyor Malavura'ya. Sana gösterdi. Ya yürüme ben kırmızı hayır ya sana. Ya. Hocam benim kartı da bir kırmızı kartı geri alınmaz. Yok verilen kart geri alınmaz. Ve bir kart daha çıktı inanılmaz. Şu anda 9 kişi kalıyorlar. Ortalık bir anda karıştı. Bu sırada teknik direktör Saim Cücenoğlu yedek kulübesinden fırladı. Ve ayakkabısını çıkartıp fırlattı. Evet ortalık bir anda karıştı. Mahşer yerine döndü sevgili izleyiciler. Taraftarlar sahaya inmeye başladı. Aman Allah'ım neler oluyor. Evet şimdi hakeme doğru koşuyorlar. Bir dakika. Lan! Hocam! 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 Oğlum bir susun lan adamın dediğini anlamıyorum. Ya bu neymiş ya? Arkadaşlar kararı ben vermedim. VAR hakemleri verdi. Al bak hoparlörü açıyorum. Ya sevgili arkadaşlar. Ya futbol hatalarla güzel değil mi ya? Ya ben bugün burada hata yapmazsam siz yarın kahvede ne konuşacaksınız ha? Sen öfkeli vatandaş. Sen yarın hıncını, küfrünü kimden çıkartacaksın ha?
Yapmayın, gözünüzü seveyim. Biz de insanız ya. Bizim de hata yapabileceğimizi düşünün artık ya. Ayrıca hata falan da yoktu orada yani. Evet yani. Kusura bakmayın. Kırmızı kart, kırmızı kart yani. Doğru dedin, kusura bakma. Biz de biraz abarttık. Doğru dedin, kusura bakma. Biz de biraz abarttık. Doğru dedin, kusura bakma. Biz de biraz abarttık. Oğlum bir durun lan. Oğlum bir durun lan. Bir durun lan. Bir durun lan. Sen bir sus bence. Sen sus. Artık futbolun dili sevgi olsun ya. Biz de hep birlikte VAR'a gidelim. Hoca haklı. Arkadaşlar zaten hocanın suçu yok ki. Kararı VAR hakemleri vermedi mi? Hayda. Var mısınız? Riva'ya gidip VAR odasını basalım ha? Hadi! Hadi! Hadi. Yahu kime diyorum ben ya? Bunlar buraya geliyor hocam. Kaçın! Satma bizi! Biz de patladı bizi! Satma bizi! Çalarım baba. Çok güzel hocam. Zil değil mi çocuklar? Evet, evet. Kesin güzel. Kesin güzel. Aferin, aferin. Bravo. Bravo. İşte benim çıraklarım. Aferin size. Bir kere tabii ki Metin'cim, sen de çok iyi biliyorsun ki futbol skeci diye bir derdimiz var idi bizim mutfakta. Evet. Birinci kuşak çok efsane futbol skecileri yazmış idi. Onun etkisi midir? Nedir? İkinci kuşak futbol skeci konusunda zayıftı. Nefis bir futbol skeciyle, önermesiyle, şakasıyla, Erman Toroğlu taklidiyle. VAR odasıyla. Bir daha dön. Bir daha dönsene şey Erman Toroğlu bölümüne. Gel al, al geri. Al geri, bak, 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 bak. Görüyorsun, şimdi oynat, yavaş yavaş oynat. Şimdi oynat. Yavaş yavaş, bak, bak, görüyor musun? Bak, 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 hiçbir şey yok. Devam, oynat. Düştü. Düştü adam, düştü. Hiçbir şey yok. Erman Toroğlu taklidiyle Safa bombayı patlattı. Safa'ya bir alkış. Evet. Yedek VAR hakemi, yani VAR hakemi zaten yedek bir hakemken... Evet. Yedek VAR hakemi tespiti doğru. Yedeğin yedeğinin alınması da inandırıcı bir şey. Hamza'nın tuhaf golü, Engin'in yan hakemi... Evet. Güzel. Çok güzel. Sonunda da ya hepimiz... Hata bitmeyecek yani. Bu oyunda herhangi bir oyun varsa ortada hata bitmez. Bitmeyecektir. Ama sonuçta da tartışma bitmedi. Bitmedi. Çünkü amaç tartışmayı aslında bitirmekti. Skeç de diyor ki ya tartışmamız güzel. Evet. Offside'ın değil mi? Bir hafta ne konuşacağız yoksa ya? Tamam maç 2-1 bitti. Tebrikler bitti. Onu konuşacaksın, onu vurdu diyeceksin. Yani futbol böyle bir doğurgan... Tartışma, konuşma alanı yarattığı için bu kadar hastasınız. Tribün çok iyiydi hocam, tribün. Tribün çok söyleme. Üçgen falan çok çok iyiydi. Hakkıyla kazanmış bir zil. Evet. Atakan ve Engin, bravo. Bravo. Birinci skeçte Atakan ve Batuhan'ın skeciydi. Aferin Atakan, iki skeçte de ikisi de zil. Batuhan ve Engin, size de aferin. Efendim bazen böyle ekip içerisinde konuşuyoruz işte ekibin güzelleri kimler, ekibin yakışıklıları kimler falan diye. Sağ olsun fanlar da yazıyor, abi işte sen çok yakışıklısın. İşte Ozan'a yazanlar var. İşte Evliya'ya yazanlar yok. Neyse bu Evliya şimdi şey yapmasın. Böyle bir hani yakışıklılık, güzellik vesaire. Biz de işte hani kendimizce ya diyoruz hani elimiz ayağımız düzgün bilmem ne. Günlerden bir gün organize işlerin galası vardı. Organize işlerin galasında o içeri girdiği andan itibaren bizim hiçbir forsumuz kalmadı. Kendisi Kıvanç Tatlıtu. Yani en son gecenin sonunda ablam bana dedi ki sen erkeksen bu ne? O günden beri Kıvanç abiyi ne zaman görsem önünde saygıyla eğiliyorum. VAR yani üstün üstü VAR. Hakikaten ben de aynı fikirdeyim. Bakalım yakışıklılık her yerde işe yarıyor mu? Şimdi bunu anlatan bir skeç gelecek. Hayır işi geliyor. Ozan Hamza Evliya yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Düşmeyin Allah aşkına, bir düşmeyin ya. Bak aşkiler de geldi, hop. Allah'ım ya, düşmeyin diyor. Lan nasıl düşmeyelim? Adam bize animasyon ekip misiniz dedi ya. Ya canım kardeşim, şu dörtlüyü ben de yan yana görsem bir düşünürüm bunlar ne yapıyor diye ya. Oğlum
Tatlı adam okullanmasam asla giremiyorduk. Harbi ne dedin lan adama? Sirkte çalışıyoruz. Bir tek gece iznimiz var dedim. Acı da aldı. Ya oğlum Allah'ın adını vermişim. Düşmeyin siz avcısınız oğlum. Avcısınız ya. Oğlum siz bu klapların karanlık yerlerinde bulunmamış insanlarsınız. Oğlum siz kızlarım var ya. Böyle gördüğü zaman inşallah bana yaklaşmaz dediği adamlarsınız. Oğlum siz var ya siz. Bu kız babalarının korkulur rüyasısınız lan. Ne pis adamlarız lan biz. Ya onu mu diyorum ya? Oy kızlar geliyor oğlum kızlar geliyor. Kızlar bu gece eğleniyor muyuz? Evet! Kızlar partisi başlasın o zaman! Başlasın! Oğlum, oğlum çok güzeller lan! Çok güzeller! Oğlum ne yapacağız, ne yapalım bir şey? Beyler ne yapıyoruz biliyoruz? Önce bir doğal olun abi. Sadece doğal olun. Bu mu lan oğlum doğal haliniz sizin ya? Kanka ben evde hep böyleyim. Ya oğlum kalkın bir gelin, gelin şuraya. Kızlar yokken nasıl söyle davranın? Ha göbeği içeri çekme diyor ya. Ya onu demiyorum, göbeği içeri çek. Tamam. Kanka sen çık şuraya, çık oraya. Heh. Kanka sen... Ben ne yapayım? Işığa çıkma kanka sen. Işığa çıkmadığın zaman okey. Şimdi arkadaşlar ilk olayımız ne biliyor musunuz? Önce bir hedef belirliyorsunuz. Tamam belirledik tamam. Tamam ben de tamam. Seçtim okeyim ben. Seçtim. Herkesin hedefi okey mi? Okey. Tamam abi şimdi gözler yalan söylemez. Gözlerden anlarsınız durumu. Aynen kanka ben gözlerdeyim. Güzel güzel. Yalnız kanka bana bunlar bir havalı geldi ya. Niye lan? Bir tık yukarıdan bakıyorlar sanki bana. Yanlış şeye takılıyorsun oğlum yok ya. Yok yok öyle bir şey yok, yok ya. Mu? Yok 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 yok. Sinyal alan var mı dayılar? Oğlum ben aldım sinyali yemin ediyorum bak kızlar. Emin misin? Oğlum sinyal çıkıyor bak. Ben gördüm. Sağ çık diyor kanka. Yapıştır. Tamam. O zaman sendeyiz. Koş hadi bakalım. Oğlum selektör yapıyor lan. Öyle deme dur. Selektör yapıyor. Dur diyor. Tamam. Sen de şimdi cool olarak gidiyorsun. Gidiyorum. Sen de. Ben de. Sen de. Selam merhaba. Sağ ol ya rejimdeyiz biz. Yemek değil ben tanışmak için ben merhaba. Canım senin %90'ın doymuş ya biz bulaşmayalım. Şişmanım tabii ondan öyle şey yaptınız ama. Ya bir de gülüyor ya. Bak var ya bunu böyle yüzüstü çevir. Yelkeni tak böyle okyanusu geçersin. Gülsenize lan. Gülsenize komik şaka yaptı arkadaşınız. Ne oldu oğlum ya? Oğlum böyle dalga geçtiler lan. Harbi mi lan? Oğlum çok pis konuştular ya. Ne dediler oğlum? Kanka bir tanesi şey dedi, bunu dedi ters yatır dedi. Yelkeni tak dedi. Bununla dedi okyanusu geçersin dedi. Oğlum iyi fikirmiş lan bunu bir ara deneyelim. Oğlum konuştuğunuz şeye bak ya. Adamı burada yelken niye benzetmişler hala dalga geçiyorsunuz. Bari motor yat deselerdi kardeşim ya. Nasıl bir teselli lan bu? Ya ne bileyim oğlum. Belki böyle yani büyük bir gemi istemiyorlardır da daha böyle hani pratik hızlı bir gemi istiyorlardır. Bugün için yani anladın mı? Daha jet ski tadımda diyorum. Aralara daha gören bir kere. Aynen. Sen biliyorsan kimi kastettiğini ben anladım seni. Jet ski bu mu? Evet dayı. O zaman jet ski gidiyor. Ben şeytan dürttü ya. Yok yok bizzat ben dürttüm. Siz mi dürttünüz? Yani tam dürtmek demeyelim de ben aslında size bir şey soracaktım. Buyurun. Hani böyle bir çift görürsünüz. Ulan bir şuna bak, bir şu kıza bak, bir şu yanındaki dallamaya bak dersin ya. Evet. İşte ben o yanındaki dallama olmak istiyorum. Sen böyle sorarsan ben sana düşerim ki ama hemen. Evet ben sapyoseksüelim zaten. Vah vah geçmiş olsun. Yok öyle bir şey değil. Yani erkekte zekadan hoşlanıyorum ben. Ne yani dış görünüşün senin için hiçbir önemi yok mu? Bu eller senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Aman kızlar şu ellerine bakın ya. Sevgili miyiz peki şimdi biz? Sen çok yanlış anladın. Ben yakışıklı erkekle zekadan hoşlanıyorum. Ama seninle şöyle bir şey yapalım. Benim kuzenimin doğum günü var haftaya. ÇG'de kısa boylu bir çocuk var biliyor musun? Hamza. Yok Güran. Ona bayılıyorum. Açın kapıyı der misin? Alkol kullanmıyorum. Ne oldu lan jet ski?
Yok bir şey mi olur? Seni kenarda bırakıp muza mı bindiler? Yapma lan çocuğa. Ya yok, zorla beni içmeye masalarına davet ettiler. Yok neymiş beni masalarına meze yapacaklarmış da. Yok neymiş göbeğimden zeytin yiyeceklermiş de. Yok ne yapacaklarmış da şans getiriyormuşum da bilmem ne. Alın şu kızlara bak. Ben bunlarla uğraşamam lan. Hepsi dengesiz lan. Lan ne dengesizi? Aklı başında kızlar için şu tabirleri kullanmayın artık ya. Oğlum bunlar mı aklı başı? Abi bu ne biliyor musun? Tam reddedilmiş erkek tavrı bu. Oğlum sen var ya, yeter. Şu kızlar reddedince şu yaftaları bir yapıştırmayın. Yeter artık ya. Siz kadınlarla konuşmayı bilmiyorsunuz abi. Yüreğine dokunun, yüreğini alsın. Tamam mı? Vay, konuşmayı bilmiyorsunuz. Vay, vay, yürü ya, seni kim tutar? Seni kim tutar? Gidiyorum. Ya abi bir düşürmeyin adamı kardeşim. Sen de. Bak tamam, sen de gidiyorsun, alıyorsun, geliyorsun. Hadi. Tamam, gidiyorum. O da aynıki söylediklerinle. Biz tamam, yapamadık, sen yap lan. Yapacağım. Hadi. Merhaba. Ah! Ay! Yok canım, bir şey istemiyoruz, sağ ol. Yok, garson değilim ben. Ben seninle bir şey konuşacağım. Ya o kadar heyecan yapma ya. Saçımı tut, saçımı tut, kusacağım. Yapamadım. Ya sen bende bir şansın olabileceğini mi düşündün ya? Evet. Allah'ım ben ne günah işledim de bu bana yürüme cesaretini gösteriyor ya. Ya aşkım yalnız gördüler ya ondan herhalde. Ama bir şey söyleyeyim mi, gururum incindi. Düşünsene şöyle bir tip geliyor senin masana, seninle konuşmaya falan çalışıyor. Ay Allah korusun. Sen bana cilve mi yapıyorsun? Ne cilvesi be? Benim kıza cilve yap demişler, tutmuş alıya sıçmış. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ho! Tamam, tamam, tamam. Kanka burasından sakinleşiyor, buradan sen. Ne oldu, ne oldu? Anlat bize ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Cilve yapıyor ya. Ya doğruyu söyle ya. Oğlum çok kötü şey yaptılar ya. Bana böyle yaptı, tam pislik gibi davrandılar bana ya. Ya kardeşim bunlar ne biçim insan ya? Allah aşkına 3 tane buradaki var insan. Geliyor onlarla tanışmaya çalışıyor. Her tarafları ayrı oynuyor. Yemin ediyorum ya. Bak bak bak. Ayaklara bak, ayaklara. Oğlum bırak bu ayakları. He. Sabahtan beri seni kesiyorlar zaten. Sen de farkındasın. Ya kardeşlerim böyle üzülmüşken ben aşna fişne arayacak adam mıyım ya? Sen beni hiç tanımamışsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum sen şimdi biz, sen yine bizim yüzümüzden kızları kaybetme kanka. Kızlar güzel şimdi. Ya bunlar mı güzel? Güzel. Evet. Ya ama oğlum ya bir güzellik için ben sizi satacak adam. Ya 3 tane delikanlıyı burada üzmüşler. Ben gideceğim şimdi bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar daha benim gibi bir delikanlıya denk gelmemişler. Ondan böyleler. Ben gideceğim şimdi bunların yüzüne çatır çatır söyleyeceğim. 3 tane insan tanışmaya geldi. Ne olacak ki? Şimdi bak kavga mavla çıkar, beni ayırın, tamam mı? Yok yok. Çekil yok, kardeşim. Sen, yok, sen ya oğlum bak gideceğim, gideceğim, konuşacağım. Lan sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Beni bir bırakın abi. Beni bir bırak abi. Bakar mısınız? Ay ya, biz de sabahtan beri seni bekliyorduk. Aç olduk da burada. Arkadaşların da senin için katlandık. Ne diyordun sen? Ya ben tanımıyorum bunları. Hayır iş için ben buradayım. Bir dernek çağırdı, yolladı beni. Ne derneği? Şey derneği. Nefes Alsın Yeter derneği. Ay, ay. Bir de hayırsever, ben bayıldım. Seva, ya şöyle zaten mesaim bitti arkadaşlarla. Ya işte böyle kimsenin elinden tutmadı, adamların elinden tutuyoruz. Ortamlara sokuyoruz, ortamlardan çıkarıyoruz. Bak nasıl mutlu oldular, bak şunlara. Oğlum şey diyor lan, bunlara yapılır mı falan diyor, bizi gösterdi. Gururlu durun biraz. Yazık. Bak öyle. Ya şimdi mesaim bitti. Müziğin daha böyle alçak olduğu bir yere gitsek, konuşsak falan. Hayır yok, çıkalım hocam. Hadi çıkalım. Tamam. Olur. Siz geçin, ben eşyamı alıp hemen geliyorum. Biz dışarıda bekliyoruz. Aynen, aynen. Hemen geliyorum. Ben dersinizi sizin dışarıda vereceğim ya. Ne? Ne dedi o? Dersinizi vereceğim dedi dışarıda. Nasıl kovdu hepsini, götürdü? Götürdü oğlum, ne kovması ya? Sattı lan adam bizi. Saçmalama oğlum, o kovduğundan emin olmak için götürdü. Lan oğlum uyanın artık, sattı herif bizi ya. Sarılarak götürdü. Buyurun. Hadi beyler. Nereye hadi? Nereye hadi? Hadi. Oğlum animasyon 2. katta. Ya abi. Abi neyin animasyonu? Gözünü seveyim, animasyon falan yok. İçeri girek diye yalan söyledik sana ya. Oğlum dur, tam şimdi adam dövecek bizi ya, yapma ya. Ya nereye dövüyor lan tek başına? Gürhan, Engin, Fatih, Batuhan, Mehmet, Arif. O
olacak ama çalışsak mı? Ben sığmadım da bunu sen al, ben sığmadım. Alkış. Hocam aşırı önemli şeyler söyleyecekmiş gibi elimde kart tuttum. Peki zil mi? Zil. 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 Yani salonda kesin zil çaldırtın. Evet, çok evet. Eğlenceli, renkli. Güzel. Yani çok güldüren bir skeç. Hani içeriğinde bir hafiflik olabilir ama kesin buna salonda zil çaldırırız. Zil çaldırırız. Evet. Alkış. Bravo. Bravo. Çok önemli notlar almış gibi elimde kağıt tuttum da kalemi bulamadım hocam. Boş, onu da göstereyim. Hani bütün elimde şeydi. Bence girişi, tipler çok renkliydi hocam. Şakalarda yer çok iyiydi. Şöyle düşün, yeteneklisiniz, Türkiye'desin. Evet. Eğer bu bölüm başarılı olursan devam edeceksin. Öyle bir yorum yap. Boş konuşma ya. Boş yapma. Hocam sizin yorumlarınızı ben o kadar çok merak ediyorum ki aslında. Şu an sizin yorumlarınıza bayağı bakıyorum. Yok yani ben söyledim aslında. Yani 4'ü de 8'i de bence çok güzel olmuş. Çünkü zor bir skeç. Yani hiç sahne değişmiyor. Hep aynı bir oda deniyor, oda deniyor. Ama güldürmeyi ve final tatlı bir finale bağlamayı da başarıyor skeç diyorum ben. Sen de eğer bu görüşlerime katılıyorsan... Bire basayım. Bu bire bas. Alkışa bas. Alkışa bas. Ha, baktın gülmen geldi. Şey yap. Haydi. Ozan, Evliya, Hamza. Bu üçlü yazdı. Ayrıca bu üçlünün tekrar skeç yazmaya başlaması beni çok sevindirdi. Bu grubun hep kendine has skeçleri olmuştur. Aynen devam çocuklar. Ozan, Evliya, Hamza devam. Aferin. Bir dur. Yani şu anda neye gülüyorsunuz derseniz sayın seyirciler. Şimdi karantinadan dolayı biz bir set kurduk buraya ama 3 kişi var. Dolayısıyla herkes bir sürü şey yapıyor. Mesela arkadaşımız kirpi kendisi, kirpi bir kişi. Klaketi çakıyor, gidiyor orada kayda giriyormuş. Arkadaki kameraya kayda girip oradan koşuyor bunu da kayda sokuyor. Üç kamerayız, zaten 3 kişiyiz. Evet, devam. Sizi alkışlıyorum arkadaşlar. Sizi çalıyorum şimdi. Efendim merhabalar. Bugün biraz evlat ayrımından bahsedeceğiz. Mesela Gözde sana sorayım, kaç kardeşsiniz siz? Biz 2 kardeşiz ama annem de babam da bizim aramızda hiç ayrım yapmadı. Ama ben yaptım. Zaman zaman annemi, zaman zaman da babamı sevdim. Sen de Sema'nın durumlar neydi? Siz kaç kardeşsiniz? Biz 3 kardeşiz. Bizde de hiç ayrım olmadı. Yani ayıramıyorlardı zaten. Ben en küçüktüm. Benim adımı söyleyene kadar hepsi sayılıyordu. Sabri, aman Safiye, aman Sema diye hani bayağı ayıramıyorlardı bildiğin. Begüm sen ne diyorsun? Siz kaç kardeşsiniz? Biz de 2 kardeşiz. Bir abim var, bir yaş büyük. Bizde ayrım yoktu ama annemin babası olan dedem bizi ayrı ayrı severdi. Yani Bahadır'ı ayrı severdi. Siz de benden ayrı. Evet. Evlat ağacı geliyor. Cihan, Cemile ve Safa yazdı. Dur. İyi seyirler. Dur. Güzel bir üçlü salto diyelim. Üçünüzü de öpüyorum çocuklar. Enteresan üçünüz mikrofonu falan. Bir an bir TRT'de bir programa gittim geldim. Evet. Ama en azından Gözde çok güldü bu sırışa. Çok tatlısınız üçünüz de. Üçünüzü de çok özledim ayrıca. Evet, devam. Evlat ağacı geliyor. Cihan, Cemile ve Safa yazdı. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Okumuyor ki ya. Okuyamıyorum ki bu ya. Bu gözlükte bir numara yok ya. Kızım. Ha. Şu numarayı çevirsene. Lan böyle çevir dedim mi sana?
Numarayı telefondan çevir. Al şurada ara bu numarayı. Ha, tamam ya, ne kızıyorsun? Şey, kimin bu? Dayın. Hangi dayın? Dar dayım. Ara çabuk, bak beni derledi ver. Hadi. Tamam dede be. Al, çalıyor, al. Heh, be. Ha. Ay, bir kadın çıktı. Aa, sevgilisi olabilir. Konuşsana. Alo, alo. He, niye? Telefonunuz bağlanacaktır ama en yakın zamanda kontür yükleyiniz diyor. Sevgilisi niye bana böyle bir şey diyor? Ya ne de operatör o ya. Kontürün ne alakası, sana bilgi veriyor. Sen ne karışıyorsun lan benim kontürüme? He, sana mı kaldı benim kontürüm? Sen mi veriyorsun parasını, he? Allah, he çalıyor. He. Alo. Ayhan. Oğlum. He, babam, babam benim. Tamam, tamam ama oğlum. Tamam, tamam. Aa, neden hemen kapattın? Dayın meşgul. Dayın çok çalışıyor. O yüzden. Hmm. O yüzden. Dayın o kadar çok çalışıyor. Maşallah de dayına. Maşallah. Tükür. Tüh. Bana değil. Dayıma mı tükür? Hayır. Maşallahın arkasına. Ya gel şöyle bir dışarı gel. Dur kız, burada mı yapacağız şimdi? Ay saçma sapan konuşma. Bir dur. Hani o da karanlık, göremedim şu ışıklarla değil. Ama biraz çabuk ol ya. Biraz acele et. İşe geç kalıyorum lütfen. Ay tamam kızım. Babanın termosunu getir sen de. Anne. Şöyle. Bu ne şimdi? Bu ne, Allah'ını seversin? Bu ne ya? Ama bu ne? Ben... bir uzun yapıyorum, bir kısa yapıyorum. Ortasını bulama yani. Ama bak, böyle komik oldu. En azından milleti kendine güldürürsün ha. Ne yapıyorsun baba, ne yapıyorsun? Sana ne? Sen de bir kere güzel konuşsan bizle de, bizim de yüzümüz gülse keşke. Oğlum bak, kayınpederinle nasıl konuşuyorsun lan sen? Bak oğlum oğlum deme, vururum bir tane ha. Oğlum demiyorsun ki zaten. Oğlum demedin ki. Bugünden bugüne bana bakın, oğlum demedin. Ama ben seni seviyorum, biliyor musun? Ver elini öpeyim. Ay vermiyorum. Ver elini. Vermiyorum. Vermiyorum. Tamam, ver elini öpeyim. Elini öpeyim ya. Uyanıyorum orada. Uyanıyorum. Tamam o zaman, bir hayır duanı alayım. Hayır duamı alamazsın. Sıkıştırma adamı, ağır istemiyor. Niyeti var da utanıyor, biliyor musun? Saçmalama. Hadi sen işe geç kalacaksın, hadi gel işin. İşe geç kalacak. Holding'de çalışıyor. Su arıtma cihazı satıyor kapı kapı dolaşıp. Ya ama saha çalışanı baba. Ne sahası? Halı saha. Ağzıcığım. Bu ne yavrum? Bu ne bebeğim? Şirket pikniğine mi gidiyorum ben, he? Termos dedim, bunu mu getirdin? Allah'ını seversen ya. İçmiyorum, tamam içmiyorum ya. İçmiyorum, getir onu içeri. İyi, tamam. Bu arada şirketimin son cıngırını sizinle paylaşmak isterim. Nevzat su arıtma cihazları. Başka arıtma cihazlarını arıtmayan tek arıtma cihazı Nevzat. Nasıl? Kötü oğlum. Kötü, kötü değil mi? Kötü. Bak. Ama sana yakışmış. Geliştireceğim, kendimi geliştireyim. Hadi görüşürüz. Hadi iyi. Oh be, bir tanesi eksildi ya. Baba, sen sinirli misin bugün? Sizi görene kadar değildim. Yalan söylüyor, dayımla konuştu da birazcık. Ondan sinirli bence. Aa, konuştu mu? Yani konuşma derken kızla bir diyalog. E olsun canım, yine de konuşmuşsun. Ne diyor, ne konuştunuz? Havadan sudan konuştuk ya. Havadan sudan mı? Sudan, evet. Beğenemedin mi Sudan? Afrika'nın en büyük ülkesi. Afrika'nın en büyük ülkesi. Mesela nüfusunun bu tarafa doğru ya aldığında... Ya dedem şu anda geçiştirmeye çalışıyor anne. Dayımı aradı ama dayım meşgule verdi onu her zamanki gibi. Bak dayınla düzgün konuş, benden aldığı harçlıklar bile onun sayesinde bak. O bir kere normalde babamdan gelmesi gereken bir harçlık dedeciğim ama sen dayımdan gelirmişçesine. Nasıl? Eyeceğim, tamam. Ya yalan mı anne ya? Gerçi yalan evet. Tamam sen git bir çay koy bize. Baba ne içersin? Ben... Ay Hanım'ın getirdiği menengiç kahvesi var ya, ben ondan istiyorum. Tamam. Kızım bir bakar mısın? Hı. Bir açık çay, bir de menengiç kahvesi getir bize. Abla yalnız bu son sipariş olsun. Dükkanı kapatacağım ben. Yürü. Baba bak ne diyeceğim. Hafta sonu da geliyorum. Çıkarız yine değil mi? Beraber gezeriz. İster misin? Aa. Niye? Ayhan gelebilir. Hafta sonu. Çünkü ben bu hafta sonu geleceğine inanıyorum. Beni çıkartıp dışarı ayıp olur. Ona ayıp olur sana söz verirsem. Ayhan çünkü beni ben... Ayhan dedim. Bak Ayhan aklıma geldi. Yine aklıma Aa. Geldi. Allah. Bir daha arayayım bakayım ben bunu. Nasıl geldiyse aklına. Açmıyor mu? Meşgul. Ha, çok meşgul canım kardeşim. Çok çalışıyor ya. Kardeşini kıskanma. Ne kıskanacağım hep? Bak ayağından mesaj geldi. Ne bak. Yazmış? Bak ne diyor? Bak okumuş çocuğun hali başka oldu. Şu anda konuşamıyorum. Sizi daha sonra arayacağım. Diyor. Kardeşinin günahını aldın işte. Ay gideyim geri vereyim günahını. Allah Allah. Ya, otomatik mesaj atmış babaya. Kendi yazmamış. Sen kardeşine... Yani sen kardeşine uğraşsana, sen kendi kızına bak, bak. Ne var canım? Benim manken gibi kızım var benim. Gel kızım. Hangi manken böyle yürüyor ya? Ya dikkatimi dağıtmayın şu anda. Dökeceğim. Kızım önüne baksana. Önüne bakıyor anne. Yok öyle değil. Dik dur. Dik kafanı durayım. Karşıya, karşıya bak. Hı. Ha şimdi gel. Geleyim mi? Gel şimdi. Heh.
Kızım geçtin, geçtin. Anne ya, burada durmuyor. Ben durmadım o yüzden. Ya bir şey diyeceğim. Önüme bakmak ne kadar kolaymış. Önüm önümmüş aslında. Ben bilmiyordum onu. Sen kızım söktün en sonu daha. Vallahi helal olsun sana ya. 18 yılda yürümeyi söktün. Haftaya da koşmayı öğretesin. Aferin sana. Dedem bana ilk defa aferin dedi anne. Keşke ilki kinayeli olmasaydı. Anlamadım anneciğim. Şaşırmadım kızım. Bir tane anlayabilecek, bir tane erkek torun istedim sizden. Yapmadınız. Bir tane olaydı böyle olmazdı. Düşündük ama kızım ikinci plana atılsın istemedik baba. Ayhan geldi. Ayhan, Ayhan, Ayhan dedim. Ayhan geldi. Keşke daha önce de Ayhan, Ayhan, Ayhan dediydim. Aa, Nevzat. Ne oldu? Erken mi çıktın işten? Aa, evet. Erken bitti işim. Ama bu kadar erken biteceğini de düşünmemiştim ya. Daha yarımı doldurmadım yani. Ne oldu lan damat? Kovuldun mu? Sadece ben değil. Benimle beraber 8 kişi birden kovdular. Ama öyle iyi olur ha. Ben sana söyleyeyim. Çünkü 8 kişi hem canını sıkmamış olur, hem de hafta sonu böyle halı saha maçı yaparsınız. Aa, ne o elindeki Nevzat? Pasta aldım. Her daim işe girerken pasta alıyoruz. Bu sefer de dedim, kovulduğum zaman pasta alalım. Nasıl? Çok güzel. Al sen bunu üstüne mum koy getir. Hadi bakalım. Anne izle beni şimdi girerken tamam mı? Senin kafayı yediğin yetmedi, bir de üstüne tatlı mı yiyeyim diyorum. Ama en sevdiğinden aldım. Hı. Çikolatlı. Aha. Şimdi ne oldu lan? Arkadaşlarını mı çağırdın kovulma partine? He? Aha. Abisinin kurban olsunlar. Şimdi bak bunu alıp babanın oğluna satsan, oğlum biraz kullansa, babasına geri verse anlamaz. Öyle bir mal. Yok baba mal değil yani. Mal iyi manasında abisinin. Ne haber abla? İyi. Bana abla dedi ilk defa. Görüyor musunuz? Sen bu evin yolunu bilir miydin Ayhan? Konuma göre geldim işte. Keşke arada kafana göre de gelsen. Nasıl teknoloji kullandığını görüyor musun? Nasıl? Ne, bak konuma göre gelmiş. Normalde millet 65 metre uzağa gidiyor. Abisinin. Ya bak uzaktayım ben, uzaktayım. Neredeyim? Bir saniye. Neredeyim abla ben? Buradasın işte. Tamam onu biliyorum. Semt olarak neresi? Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa'dayım abi. Çocuk abim. Uçmuş. Yer, zaman, mekan kavramı yok artık anladın mı? Böyle istediği yere gidebiliyor. İşine odaklanmış. Senin gibi değil yani. Abisini o zaman şey yapalım. Sen bana araç yolla. Ben Koca Mustafa Paşa'dan malı alıp geleyim abim. He çok evet kullanışlıdır. Öpüyorum abim. Saygılar, hürmetler bizden ve abi saygılar. Eyvallah. Enişten nerede? Buradayım eniştesin. Babanı geç. Ablanı geç buradayım. Babasın niye geçiyor ya? Ben buradayım oğlum. Ne haber baba? Okumuş oğlum beni. Hoş geldin oğlum benim. Ya nasıl çocuk ya yemin ediyorum. Oğlum bari ya seni o da özledim ki. Sana bir tane şiir yazdım. Vereyim mi onu? Baba şimdi boşuna verme. Kafam dolu ya. Boşuna bak, okumuş olmayayım. Duydun değil mi? Ne? Bak bu çocuk boşuna okumadı. Şimdi de mesela boşuna okumadı. Verseydim okusaydı boşuna okumuş olacaktı. Ben dediğim gibi bu çocuk boşuna okumadı. Aferin oğluma benim. Ben artık gideyim yoğunum malum. Şey yapayım ben artık yavaştan. Ya eniştesini gelsene Allah'ını seversen ya. Ben de işe gideceğim zaten. Otur 2 dakika. Sen kovulmadın mı lan? He. Önce bulacağım, sonra gideceğim yani. Nasıl? Evet. İyi ki doğdun baba. Dilek tutuyor mu baba? Hadi bir dilek tut baba. Ayhan. Oğlum benim be. Oğlum bak gördün mü nasıl unutmamış? Doğum günümü unutmamışım. Ya. Doğum günümü unutma. İyi tamam ben artık gideyim baba o zaman. Hadi bakalım size iyi günler. Diyor. Mutlu yaşlar. Tamam ablam görüş. Seneye de gel Ayhan. Seni görüşürüz. Baba. He. Ben dedeme siz iyi ki doğdun baba derken iyi ki doğdun baba demedim. Dedem yani. Ya yemin ediyorum bize kar verir anlamışsın ya. Baba doğum günü kutlu olsun. Öpeyim. İyi ki doğdun. Kızım. Baba. Ayhan acaba darılmış mıdır ya? Ben diyorum ki acaba artık ona mı gitsem? Çünkü bana böyle biraz darılmış gibi de geldi. Hani üzüldü diye üzüldüm ben biraz. Ya baba sen bize yük olduğunu falan mı düşünüyorsun? Yo ben yük demedim ki. Ama sanki onu kastettiğin gibi geldi bana. Yo öyle bir şey de kastetmedim. Tamam Nevzat tamam. Baba ben valizini hazırlarım. Sen Ayhan ara istersen. Fazla uzaklaşmadan geri dönsün. Tamam o. Kızım aferin ya. Sen niye böyle oldun biliyor musun? Kardeşle beraber büyüdü ya. Oradan bir şeyler kaptı. Keşke sen de Ayhan'la biraz takılsan. Sana da yansır. Senden kızına da yansır. Ayhan'ı mı arayayım bakayım? Meşgul. Kapattı yani. Meşgul dedim, kapattı demedim. Mesaj atmış. Al bak, günahını aldın dayının. Şu anda konuşamıyorum, lütfen mesaj atın diyor. Of dede, o
otomatik mesaj o ya. At dediğini şey yapma. Dayına cevap ver. Mesaj atacaksın dayına. Ne diyeyim? Sevgili Ayhan, mesajını aldım. Baba. Dur lan bir dakika, mesaj atıyorum. Mesajını aldım. Peki... Ya baba. Ne baba ya? Ne baba ya? Sürekli bana baba diyorsun ya. Rahatsız oluyorum senin baban ya benden ya. Ben senin baban mıyım ya? Evet, sen benim babam değilsin. Ama bana bugün senin doğum günü hatırlatan kızın Seval'in babasısın. Ne ya? Ayhan da hatırladı. Ayhan da hatırladı diyor ya. Ayhan da Ayhan hatırlamadı. Ayhan'a ben hatırlattım. Bana da Seval hatırlattı. Ne ya? Çocuğu o kadar işi gücü var. O unutmuş olabilir. Bir sürü şey yapıyor. Ya o bir sürü şeyi annem yapıyor bir kere dede. Hatta sana gelen dayımdan gelen hediyeleri annem yolluyor aslında. Sen mutlu ol diye. Yalan söylüyorsunuz. Yalancısınız siz. Yalan falan değil baba. Yalan falan değil. Ayrıca o para mevzuları falan da yok yani ortada. Sana para geliyor, Ayhan para. Ayhan para göndermiyor ki. Ayhan arada bir gönderiyor. Yani devamlı bir sirkülasyon yok ortada. Arada bir gönderdikleri... Arada bir ben değil miyim bir? Sen değilsin. Bize geliyor önce para. Önce para bize geliyor. Bankadan çıkıyor. Evet. Önce bize geliyor. Biz eğer bana gelirse mesela EFT oluyor. Bir 6 lira falan kesik atıyor sana yani. Ayhan bana yardımcı olmuyor mu yani? Ara ara ya. Menengiç kahvesi? Onu da ben alıyorum. Ama kızın al dedi diye alıyorum ya. Sen o zaman kovulmadın mı? Hayır baba, kovulmadım. Damat, o zaman ben kovuldum mu? Ben gideyim mi evden? He? Hayır tabii ki. Gel buraya şapşal. Yürü. Baba, aradın mı Ayhan'ı? Hazır, valizini hazırladım. Ya kızım, ben bunlarla konuştum. Bunlar bana her şeyi söylediler ya. Ben senden özür diliyorum ya. Çünkü... Tamam baba, özür dilemene gerek yok. Dur. Kızım, vallahi senden özür... Ya dede, vallahi gerek yok özür dilemene. Vallahi bak, benimle uğraşmayın ha. Özür dileyeceğim kızım ben. Kızım, ne oldu baba, senden ya? Özür dilerim ya. Bunlar bana söylediler ya. Her şeyi sen yapıyormuşsun. Ben hep o yapıyor sanıyordum ya. Bundan sonra en çok seni seviyorum. Ya baba, ben birimizi diğerinden daha çok sevdiye yapmıyorum ki bunları. İkimizi de sevdiye yapıyorum. He, helal be sana. Sen... Görüyorsun değil mi? Kimin kızı be? Senin kızın dede. Onu biliyor. Birkaç kere kızım dedi, beni duydu. Haberi var. Peki beni hala seviyor mu? Ya ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim ki baba. Ay, babam benim ya. Siz de sarılın. Lan salak. Buraya. Gel beraber sarıl. Ayhan arıyor. Ayhan arıyor. Ayhan. Oğlum. Hey ya, seni özledim ha. Yok ya, biz kime ne anlatıyoruz? Hemen çalıyorum. Değil. Anam, kaçını beşte mi sizin? Güzel oldu hocam. Evet, beşte beşli. Beş gecim beşi de zil. Aferin, aferin benim koçlarım. Bir kere çok güzel, üç aileden bir tanesinde yaşanabilecek, yaşanmakta evet. olan... Belki de iki aileden bir tanesinde, belki de ikisinde de yaşanmakta olan evlat ağacı. Tipleri de çok güzel yapmışlardı. Mesela yer yer Ecem Şov. Ecem, evet. Süzüme salak. Çok iyi. Torun alkış. Çünkü öncüzün nefisti. Tam küçücük küçücük. Aferin Ecem. Çok 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 güldü. Cihan'ın yorumu muhteşemdi. Zildikti. Cihan. Oyunculara da ayrı ayrı. Atakan. Cemile. Cemile'nin bütün bu komikliklerin arasındaki net dramatik yorumu. Yani... Ne vay be, bazen benim hesabımın da üstünde yetenekli işler çıkarıyorsunuz ya. Çok iyi ve Batuhan. Evet. Batuhan'ın karakteri bir tek yapması gereken şeyleri... ...hani milletin yapmasını beklediği şeyleri biraz hızlı hızlı yapıp gideyim diye bir boşluk yani. Kapıdan gelip hadi ben gideyim o zaman yani. Dede nice yıllara ileride bir şey olur, mutlu olursun inşallah, sizi de öpüyorum ben. Alo falan hop. Yani bir şu kadarlık laf... Çok daha gerçek yapardı ama skecin kaderini etkilemedi. Atakan sona doğru da yükselen bir oyundu. Hepiniz çok iyi. Cihan, Cemile, Safa. Safa. Üç yazar ismi görüyorum burada. Evet.
Cihan'la Cemile Safa. Safa Sarı. Bravo Yıllar Safa. Yıllar sonra bir skeçti. Zil çalan bir skeçte tekrar sahalara döndü. Aferin Safa. Bravo Cihan ve Cemile. İnsani bir skeç. Çok tatlı. Derinliği de dozunda, komedisi de. Aferin. Tekrar. Merhabalar. Hepimiz evde kalıyoruz. Evde kaldığımız bu günlerde sadece evdeki insanları değil, evdeki eşyaları da tanımaya başlıyoruz. Ben mesela salondaki saate uyuz olmaya başladım. Tik tak, tik tak, tik tak. Buzdolabı gece acayip acayip sesler çıkarıyor. Biz de bununla ilgili bir skeç yazmaya karar verdik. Ben, Ayşegül, Fatma, Ezgi, Batuhan, Hamza, Güran abi. Atarsın aşkım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Parıl parıl gözümü alıyor yeminle. Bir de işin yoksa bu arabaları sil tek tek. Rüştü! Rüştü! Rüştü, ben diyorum ki biz bu arabaları atalım. Hatta tümden bu vitrine atalım. Ne diyorsun? Sakın ha! Niye? Sakın! Ne istiyorsun ya arabalarından? Bu arabalar nadir parçalar. Niye atıyorsun? Ya Allah aşkına bakar mısın? Buraya çok eşya var Rüştü. Hayat eve sığıyor ama bu vitrin bu salona sığmıyor. Allah Allah! Senin bu hiç kullanmadığın kristal bardaklar eve sığıyor. Benim oyuncak arabalar mı eve sığmıyor? Yok, kabul etmiyorum. Ben misafirler için kullanıyorum onları. Biz niye kullanamıyoruz? Ya ben senin için niye eskittim kristal bardaklarımı? He, o uyuz kayınço gelip eskitebilecek, ben eskitemeyeceğim. Öyle mi? Demin. Allah Allah, vallahi su içeceğim. Hayır, hayır. Vallahi yeni sildim. Yeni sildim. Sakın parmak izi yapma. Yemin ediyorum eğer birini elle, bunların hepsi çöpte. Hele öyle bir şey yap. Yemin ediyorum bunlarda kahve içerim. Sakın. Portakal suyu içerim. Sakın. Hem de böyle portakal parçacıklı. Ya Allah aşkına be adam, sen kaç yaşına geldin? Ne bu oyuncak ya? Seviyorum ama onlar oyuncak değil, nadir parçalar. Öyle mi? He. Peki böyle geri çekince ileri gidiyor mu? Hepsi gidiyor. Oyuncak işte. Baba, oyuncaklarında oynayabilir miyim? Hayır, sakın. Hayır. Lütfen ama, üzüldü çocuk. Çok mu istiyor? Oynamak mı istiyorsun? Evet, evet. O zaman karnende matematik 5 gelsin, ha? Tamam mı? Ha. Havada sürmene izin vereceğim. Yere koyunca çünkü şey oluyor, tekerlekleri eskiyor. Ya ben şimdi bütün çarpım tablomu hafızama kazıyacağım. 9'lar, 8'ler, 7'ler, 5'ler. Araba için mi? Değmez. Allah'ım, ne diyorsun? Yok matematikte X'e değer ver. Yok C'yi karşına al, laf anlat. Yok T'yi cebine at, C'yi karşına al. Ya baba ben vazgeçtim, istemiyorum. Baş. Tek sen bilirsin ama bir daha da nah oynarsın. Nah oynarsın oğlum çünkü akşam hepsi çöpe gidiyor. Gitmiyor. Görürsün. Anne, anne bak. Bu halı. Ben doğduğumdan beri kendim bildim bile benim odamda dik bir şekilde duruyor. Belli ki biz bunu kullanmıyoruz. Bence ne yapalım? Atalım gitsin. Yok, atılmaz o halı. O zaman yerdekini atalım, bunu yere serelim. O da olmaz. O zaman bunu sizin odanıza koyalım. Yavrum bizim odada yürümeye yer yok ki. Buldum. O zaman bunu benim odama koyalım. Çözdüm abi. Halıyı atalım, arabalar kalsın. Halı da arabalarda kalıyor. Bu masaya atalım ya. Biz yemeği zaten mutfakta yiyoruz. Ya Allah aşkına bu masayla senin bu oyuncak arabaların bir mi? Değil. Benim oyuncak arabalarım daha güzel ya. Bendeki araba sevdası. Ay başıma bu da Recaizade Mahmut Ekrem. O kim? Ünlü bir baklavacı. 89'dan beri. Tamam, ne atıyoruz ya şimdi? Bana bakın, bir şeyler atıyorsak şu saati de atalım. Bütün gün boş boş bakıyoruz ona. O zaman kristal bardakları da atacağız. Kristal bardaklar gidecek. Hayır. Gidecek ya. Gitmeli. Bence de gitsin. O zaman bu çocuğu da atalım, ev açılsın, ferahlasın. Ha, ben miyim şimdi fazlalık? Ben mi fazlalık oldum bu ay? Çok fazla bu, gelmeyin üstüme, ailem. Bravo ya, alkışlıyorum sizi, alkışlıyorum. Oğlum kinaye yaptım ya. Kinaye o kim? Ünlü bir baklavacı. 76'dan beri. O zaman ben Selami'yi çağırıyorum. Tamam, tamam. Selami! Efendim? Heh, müsait misin? He, müsaitim abla. Yine bir şey mi taşınacak? Yok yok, bu sefer evden taşıyoruz. Atıyoruz eşyaları. Selami. Selamun aleyküm abla. Eşyalar mı atılacak? Evet. Çöpe mi? Çöpe. He, eğer öyleyse ben de alabilirim. Al. Hani illa çöpe atılacak diyorsanız o ayrı. Yahu illa çöpe atılacak desem almayacaksın mı? Alırım. Tamam, siz beni anladınız. Ben sizi anladım. Neye atıyorsun ya sen bana sormadan? Selami abi, bu halı senin.
senindir. İstediğin gibi tepe tepe kullan. Oo, basarım ben bu halıya. Oyuncak arabalar da senin Selami. Aman çocuk muyum ben Çemeği abla? Ne yapacağım oyuncağı? Hey, her şeyi aldım. Kristal bardaklar da senin. Oo, çok iyi. Heh. O zaman saati de al. Saat. Her şeyi al git ya. Ya olmaz böyle. Size kalsa beni de atacaksınız evden. Sen konuşma lan. Ne ya böyle? Bu dışlı gözlem lazım bize ya. Bu evde ne fazlalık birinin bize söylemesi lazım ya. Selami. Selami, Selami. Şimdi sen şöyle alıcı gözle bir evi bir süz bakalım. Bu evde ne fazlalık? Yani şimdi ben bütün eşyalarım ve bahane alamam Rüştü abi. Yani şimdi ben yarın öbür gün bu derim. Lazım olur sonra kötü ben olurum. Dut mu bu? Ceviz. Tüh, keşke dut olaydı. O zaman şöyle yapalım. Ben diyorum ki iki tarafın da eşyalar üzerindeki savunmalarını dinleyelim. Sonra karar veririz. Tamam, ben varım. Tamam, kabul. Hakim de sen ol Selami. Ben hakim mi olacağım? Sen hakim ol. Ben şu an hakim mi olacağım? Sen hakim ol. Anam çocukluğumdan beri hayalimdir. Ben, siz oturun geliyorum ben. Ailece oturun öyle geliyorum ben. Geliyorum. Nereye gitti bu? Anlamadım. Şaka mı bu? Geri gelir. Gelmez. Selami! Allah. Selami abi. Ciddiye aldı acaba ya. Dur bakalım. İngiliz mahkemesi yapacak. Olmamış mı ya? Çok çok. Benim adım Robert McKee. İngiliz hakim. Oturun yerinize. Ha. Hep hakim olmak istemişimdir var ya Allah. Peru nereden buldun lan? Evde hazırladım abi. Benim hayalim ya bu. Şunu da alalım. Bu ne be? Aman. Evet. Mahkememiz kuruldu. Allah'ım çok heyecanlıyım ya Rabbim. Evet. Duruşmayı başlatıyorum. 22.05 tarihli bilmem kaçıncı kanunun, bilmem kaçıncı maddesinin ikinci fıkrasını anlatıyorum. Bir gün Temel var ya. Bak... Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya hep bunu yapmak istemişimdir ya. Böyle hakim olayım da bu anı bozayım diye. Ya ama bir konunun bir ciddiyetine varın. Yani böyle olmaz ama ya. Hakimle düzgün konuş yoksa seni kapıcı dairesine atarım. Tamam. Sessizlik. Tamam. Evet. Duruşma açın. Yerimi bağlasan durmaz hakim. Sakın. Sakın bir daha öyle bir şey görmeyeyim. Tamam. Sayın sanık Rüştü Yılmaz Er, sizi şöyle sanık koltuğuna alalım. Tamam. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Merhabalar, merhaba. Evet. Ya gerek yok. Avukatınız kim? Ben. Kısa bir mahkeme olacak belli ki. Evet, buyurun. Hakim Bey, öncelikle ben Rüştü Bey'den bir yemin almak istiyorum. Mümkün mü? Tabii ki, hemen alalım. Çok teşekkür ederim. Sayın Rüştü Yılmaz Er. Burada, bu mahkemede yalnızca doğruları ve doğruları söyleyeceğinizi ananızın babanızın üstüne yemin eder misiniz? Ederim. Bana geçti. Beni ikna et. Daha ne desin bu arada? Anasını babasını karıştı. Tabii ki, tabii ki. Mükemmel. O halde sanığı sorgulayalım. Buyurun. Sayın Rüştü Yılmaz Er, bir şey gerçekten çok merak ediyorum. Bu arabaların burada durmasının sebebi ne? Neden istiyorsunuz onları burada? Seviyorum ya. Baktıkça böyle içim açılıyor benim. Sen anlamazsın. Tozlarını da ben alıyorum ama her gün. Sus, cevap verme, konuşma. Sessizlik. Hakim var burada, hem de İngiliz. Robert McKee. İçim açılıyor diyor hakim bey. Daha ne desin bu adam? Daha ne açıklasın? Sevgi her şeydir. Bir şey sormak istiyorum. Evet, buyurun. Hakim bey, bir şey sor. Buyurun, buyurun. Siz karşı tarafın avukatı mısınız? Evet, annemin. İlk göreviniz mi? İlk görevim. Benim de ilk görevim, çaktırmayın. Evet, devam edin. Buyurun. Sayın Rüştü Yılmaz Er Bey, oyuncak arabaları ne kadar sevdiğinizi anladık. Fakat benim merak ettiğim başka bir soru var. Acaba ne? Doğum tarihiniz nedir? Sayın yargıç, bunun konumuzda bir ilgisi yok. Sessizlik! Cevap verilecek. Sorunu tekrar sor, cevap ver. Tekrar soruyorum. Doğum tarihiniz nedir? 1975. Başka da sorum yok. Karar verildi. Ayağa kalkın. Oyuncakların, sözü geçen oyuncakların, apartmanımızın kapıcısı gururlu, onurlu, karizmatik ve mistik kişiliğiyle bilinen, yani bendeniz Selami'ye verilmesine karar verilmiştir. İtiraz ediyorum. Reddedilmiştir. Peki. Çok iyi ya, her şeyi reddedebiliyorum. Evet, bir sonraki mahkemeye geçiyorum. Evet, sizi yerinize alalım, buyurun. Bir sonraki mahkemenin sanığı Sayın Semiha Yılmaz Er. Avukatınız kim? Ben, kızım. İrem Hanım, ikinci davam mı? Evet, vallahi işler iyi gidiyor, baktım iyi gidiyor, bravo. Evet. Buyurun, buyurun.
Sayın Semiha Yılmazer. Kristal bardakların evde kalmasını sağlarsam haşırma zam yapar mısın anne? Onlardan çıkılsız yok öyle bir şey. Ben bunu savunmuyorum. Hakim Bey, aklımda bazı sorular var. Bazı aydınlanmamış problemler seziyorum. Acaba sorabilir miyim? Elbette. Buyurun. Hadi. Hadi aslanım. Hadi minik tavşanım benim. Hadi. Sayın Semiha Hanım. Şuraya bir bakın. İyice bir bak. İçine dışına. Bu kristal bardakları... en son ne zaman kullandınız? Çok. Ben bu kristal bardakları... En son ne... Hatırlamıyor sayın yardım. Şaşırdık. Şaşırdık ya. Buyurun. Bu en son ne zaman kullanıldığı belli olmayan bardağı bu evde biz niye tutuyoruz? Sayın yargıç, ben bu bardağın adli tıpa sevk edilmesini talep ediyorum. Bir incelenmesi gerekiyor. Yani adli tıplık bir şey yok. Evet. O zaman karar verilmiştir. Karar veril... Allah, karar verildi. Kristal bardaklarında apartmanımızın gururlu, onurlu, karizmatik, mistik dediğim... yani bendeniz bir de üstüne yakışıklılığıyla dillere destan olan kapıcımız Selami'ye verilmesine karar verilmiştir. Kabul etmiyorum. Ya biz bunu niye hakim yaptık ki? Bu hakim değil ki. Ben bunu kabul etmiyorum. Ne çirkin geçiyorsun? Benim arabalarım gitti. Ben seni kadar çirkin. Allah aşkına bırak ya. Seni kristal bardaklarım, benim kristal bardaklarım, senin arabaların bir mi şimdi? Ya bir değil. Benim arabalarım daha önce çekince gidiyor. Sen kristal bardaklarım benim ya. Kristal bardaklarım bir kere daha nezir. Sessizlik, sessizlik. Bakın bir daha laf almadan şey yaparsanız vallahi kapıcı dairesini diyorum. Kot üç ya. Penceresi yok ya. Tıkarım sizi oraya. Tamam, özür dilerim sayın yargıç. Evet. Sus Semiha senden ya. Tamam. Şöyle oturun yerinize. Halı davasını açıyorum. Halı. Halının oturmasını kim istiyordu? Bir dakika. Bir dakika sayın hakim. Kızım, sen biliyor musun? Sen ilk bu halıda emekledin. Ha? Böyle oyun alanı bellediğinde hiç dışına çıkmadın. Hep pislettin, kustun. İlk sıçtın, bezi de saklasaydın zannettim. Çok saklamadık da yok şey. Ama Ali Rıza'nın pilava katılacak kısmı duruyor ha. Hayda! Tövbe estağfurullah. Ya sen şimdi deyince benim de aklıma geldi ya bu. Arabalar ben... benim babamın araba alacak parası yoktu. Bize oyuncak alacak parası yoktu. Ben de işe girdim. İlk maaşımla kendime oyuncak araba aldım ya. Hala bazen böyle çekiyorum gidiyor falan izliyorum böyle uzaktan. Ya Allah sen Rüştü abi, bu ne saçma hikaye. Zerre etkilenmedim ya. Böyle hikaye mi olur ya? Geç abla bir yanına. Bir geç bir yanına. Şöyle bakıyorum size de. Durun sizle hakim değil de kapıcı kişiliğimle konuşun. Şöyle size bir bakıyorum da. Ne kadar güzel bir ailesiniz ya. Buradan bakınca harika bir ailesiniz ya. Baksana bir. Klişe dombik bir baba. Onu nasıl taşıdığını bilemediğimiz suska bir anne, toplumundan kopuk, ne dediği belli olmayan bir ergen. Seni bilemiyorum Marcelo. Sen evlatlık olabilirsin. Ama sonuçta çok iyi görünüyorsunuz. Sizin anılarınızı oluşturmanız için eşyalara ihtiyacınız yok. Sizin birbirinize ihtiyacınız var, tamam mı? Birbirinize sarılın. Ve bu ailenin rahatlaması için de bu eşyaları atıp böyle bir nefes alması lazım ya. Haksız mıyım? Doğru dedin. Değil mesela. Mi? Atalım değil mi bunları? Atalım. Alayım değil mi ben bunları? Al, doğru değil dedin mi? Be. Vallahi bizim hani anılar için eşyalara ihtiyacımız yok ki ya. Bizim birlikte olsak yeter. Evet. Evet hocam. Yeni eşyalar, yeni anılar. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O zaman ben alıyorum bunları. Tamam. Tamamdır. Al. İhtiyacı olana ver ha. Abla, ben... konuya hakimim. Gerçekten hakim değilim. İhtiyaç sahibi bir kapıcıyım. Kot üç diyorum ya. Alıyorum ben bunu. Al, al. Sizin rahatınız tabii için. Tabii. Buyurun. Nefes alasım geldi ya. Çok iyi oldu ya. Şuradan bakınca var ya, acayip rahatladınız. Lütfen bu tabloyu bozmayın. Lütfen bu tabloyu bozmayın. Bu tablo çok satar. Hoşça kal. Evet.
Sen kız gitti ya, ev boşaldı. Vallahi bir ferahladık. Ve ev de büyüdü sanki. Böyle geniş geniş otururuz evimizde. Bayağı gitti ha. Aldık, götürdü. Ulan neyimiz var, neyimiz yoksa Selami'nin oldu. Galiba Selami'nin olmaya da devam edecek. Ya. Lan Selami! Efendim bir haftanın daha sonuna geldik. Bu akşam da sizleri eğlendirmeye, biraz olsun bu zor günlerde güldürmeye çalıştık. Umarız eğlenmişsinizdir, umarız beğenmişsinizdir. Şimdi de son söz için tabii ki ustamıza bağlanıyoruz. Hocam sizdeyiz. Evet Metinciğim, gecenin sonuna geldik. Evet. Bütün arkadaşları sahneye davet ediyoruz falan. Ay, çok güzel. Güzel oluyordu hocam ya. Herkes sahneye gelsin. Sığmıyorduk sahneye falan. Çökecek mi korkusu. Sevgili seyirciler, çok güzel hareketlerin sonuna geldik. Tenha çok güzel hareketlerin sonuna geldik. İdare edin. Her şey normal olsun. Her şey normal olmaya başlasın. Güzel olsun, sağlıklı olsun. Hepiniz neşe içinde kalın. Hoşça kalın. Vermiş o zaman şeyler. Çok güzel hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Ama gör ondan sonra korkma. Evet ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Hı, o zaman Cüneyt... Pardon. Basarım ben buna. Halıya. Revizimizdeyiz. Revize keyifs. Senin gelişine mi vurdum?